Merhaba arkadaşlar, ee, ismim Kutay Yılmaz Şoban. Dinamik dersine hoş geldiniz. Ee, bu ilk dersimizde e, mekaniğin tabii ki ikinci e, konusu oluyor bu. Mühendislik mekaniği olarak adlandırdığımız ilk konumuz tabii ki statik. E, ve daha sonrasında işte bu dinamik dersimiz geliyor. Akabinde de e, mukavemet dersleri geliyor ve bu şekilde devam ediyor bu dersler. Şimdi öncelikle e, burada biz dinamik konusuyla alakalı genel bir giriş yapalım. İşte nelere ihtiyacımız var, e, ne tip kaynakları kullanıyoruz. Bunlardan bahsedelim. Sonrasında... E, genel olarak işleyeceğimiz konulara bakabiliriz ve akabinde de yavaş yavaş e, dersimize devam ederiz. Şimdi öncelikle e, söylemekte fayda var. Biz eee Hibler'ın e, kitabını kullanıyoruz. RC Hibler ki bunun Türkçe versiyonu epey bir zaman önce işte Ayşe soyu çok, Özgün soyu çok tarafından e, Türkçe'ye çevrilmişti. E, Tabi yeni versiyonu e, kaçıncı baskısına ulaştı ama bu eski versiyonu hala daha bu kitaptan faydalanılabilir. Burada ekranda sol tarafta görünen e, kısım işte metrik e, baskıdan çeviri veya mekanik e, gene e, konusunda. Meşhur hocalardan Ferdinand Bir, Beer, Beer and Johnston, bu Cornwell'in 10. baskısı diye Türkçeden çevrilmiş versiyonu da var. Ama benim şahsi tavsiyem, yani yabancı diliniz de varsa, yabancı kaynaktan yani orijinal dilinden de kitapların olmasında fayda var. Tüm derslerde olduğu gibi bu derste de... Yani bir kitabınızın olmasında fayda var hele mühendis olacak arkadaşlar da kaynak kitap önemlidir yani kitabınız yoksa demek ki o konuda böyle internetten falan olmaz bu iş yani illaki kaynak kitap olması lazım ha, elektronik kitap olabilir onu ben bilemem ama elinizde tutabileceğiniz bir kitap olması çalışma çalışmanız açısından daha da iyi olabilir ama bazıları tabi elektronik kitapları da e, kullanabiliyor. Bu bir tercih meselesi. Biz e, Hibler'ın kitabı üzerinden dinamik dersini anlatacağız. Statikte de gene aynı şekilde Hibler'ın gene Soyu Çoklar tarafından e, çevrilmiş olan statik kitabı üstünden e, statik dersini icra etmiştik. Mukavemette de Ferdinand Beer'ın kitabından anlatıyorum e, genelde. Tabi karışık da olabilir. Bazen işte bir e, Beard'dan biraz, Hibbler'dan biraz hatta J.L. Merriam var. E, bunun da e, kitabı olabilir veya farklı bir sürü kaynak var. İnternet siteleri de var yardımcı. Bunlardan faydalanılabilir. Ve tabii ki biz kitap üstünden gittiğimiz için kitabın içerisindekileri anlatıyoruz. Yoksa dinamik dersi sadece bu kitaptan ibarettir demek çok doğru değil. Yani farklı yaklaşımlar olabilir. Başka şeyler eklenmiş olabilir. Farklı kişilerin kitaplarında biraz değişik tarzlar olabilir. O yüzden işte başka başka eserler, kaynak eserlerinin bulundurulmasında da fayda vardır. Ama söylediğim gibi biz e, dinamik e, dersini Hibler'ın kaynak eseri üzerinden anlatmaya çalışacağız diyelim şimdi burada öncelikle biz e, dinamik dersinin içerisindeki e, konuları bir inceleyecek olursak en temel olarak parçacık kinematiği dediğimiz konuyla başlıyoruz yani e, parçacıkların e, kuvvetten bağımsız olarak işlendiği durumlar yani nedir bunlar? İşte hız, ivme, konum gibi e, ifadelerle biz olayı yorumluyorsak ve e, bir parçacığa bakarak bunu e, düşünüyorsak o zaman bu konu parçacık kinematiği olarak adlandırılıyor. Ve parçacık kinematiği doğrusal kinematik, burada düzgün doğrusal e, kinematik adlandırılıyor. E, yani sürekli hareket olarak adlandırabileceğimiz konu. Sonra e, burada düzensiz olarak hareket, düzensiz hareket olarak adlandırabileceğimiz işte e, değişken doğrusal hareket ya da düzensiz doğrusal hareket olarak adlandırılabilir farklı bir konu olacak. Akabinde doğrusal hareketten geçeceğiz, eğrisel harekete gireceğiz. Eğrisel hareket de gene aynı şekildedir. Yani e, tabii kitabınızda sürekli ve düzensiz olarak adlandırılmıyor ama eğrisel hareket de bu şekilde ifade edilebilir. Yani değişken durumları vardır ve e, daha basit olan durumlar olabilir. Sonrasında eğrisel hareketi inceleyebilmek için genel manada yardımcı koordinat sistemlerinden bahsedeceğiz. İşte en temeli zaten hepimizin bildiği e, dik bileşenler, kartezyen koordinatlar. Ondan sonra gene eğrisel harekette e, normal ve teğetsel bileşenler, e, kutupsal ya da silindirik bileşenler gelecek. Burada işte mermi hareketi yani sizin önceden de bildiğiniz atış hareketleri olacaktır. Akabinde ise e, iki parçacın mutlak ve bağımlı hareket analizleriyle ilgileneceğiz ve burada parçacık kinematiği açısından değerlendirmiş olacağız bunu parçacık kinetiğine geçtiğimiz zaman yani burada kinematik ve kinetik olarak iki farklı konsept ortaya çıkmış oluyor kinematik dediğimiz şey tekrar edersek kuvvet yok işin içerisinde Konum, hız ve ivme analizi üzerinden yapılan incelemelerdir. Kinematik. Kinetik ise kuvvet ve ivme cinsinden yapılan incelemelerdir. Yani sistem içerisine artık kuvvet girmiştir. İşte burada hepinizin bildiği gibi F eşittir. MA Newton'un kanunu kullanılacak. Tabii ki kinematik de Newton'un kanunları üzerinden. Yani Newton'un kanunu derken bütün kanunu Newton koymamış. Newton, en son artık toparlamış bunları, yoksa o döneme kadar tabii ki kanunlar var yani. Ee, ama Newton kendine göre düzenlemeler yapıyor vesaire ve bunu e, birleştirerek kanunlaştırıyor ve kendi kitabında da bunu beyan ediyor o dönemde. Ondan önce tabii ki e, bir sürü ilim adamı gelmiş. Kuvvet ve ivme dediğimiz zaman parçacık kinetiğinde kuvvet ve ivme analizinde burada gene tabii ki hareket denklemleri bunları inceleyeceğiz. Ondan sonra işte eğrisel hareket veya doğrusal hareket olarak gene burada iki farklı konsept var. Gene kinematikte görmüş olduğumuz kartezyen koordinatlar normal teğet ve silindirik bileşenler, silindirik koordinatlar gene burada devrede olacak. Ondan sonra parçacık kinetiğine farklı bir konu ama gene devam edeceğiz. Bu sefer kuvvet ve ivme analizi değil. parçacık kinetiği iş ve enerji üzerinden değerlendirmeler yapacağız. Ee, akabinde gene parçacık kinetiği olarak adlandırılan bir başka konu ama bu sefer impuls ve momentum üzerinden incelemeler yapacağız ve, Kabaca tekrar edecek olursak parçacık konusunu. Parçacık kinematiği 1. Yani hız, konum ve ivmenin incelendiği durum. Parçacık kinetiğine geçeceğiz. Parçacık kinetiği 3 konudan oluşuyor. Kuvvet ve ivme analizi. Sonra iş ve enerji. Akabinde de impuls ve momentum konusu devreye giriyor. Sonra rigid cisme geçiyoruz. Rijit cismin düzlemsel kinematiği. Yani aynen partiküllerdeki gibi kuvvetin olmadığı, konum, hız, ivme analizinin yapıldığı, gene doğrusal veya eğrisel durumların olduğu e, çalışmalar var. Burada özellikle, hatta şunu söylemeyi unuttuk, parçacıkta tabii ki e, bağıl hareket var, onu da ifade edelim. Bağıl hareket analizine de Gireceğiz, e, rigid cisimlerde de gene aynı şekilde bağıl hareketimiz olacak. Bir de özel bir konumuz var. Ani dönme merkezi ya da sıfır hızlı an, anlık merkez diyebileceğimiz bir özel bir konumuz da olacak. Ondan sonra ve e, rigid cismin düzlemsel kinematiği içerisinde ayrıca dönen eksenlerle bağıl harekete de bakmış olacağız. Gene partiküllerdeki gibi rigid cismin düzlemsel kinetiği gelecek. Bakın iki boyuttayız. Düzlemsel diyorum çünkü. Ee, düzlemsel kinetiğinde gene kuvvet ve ivme partiküldeki gibi. Akabinde iş enerji gene kinetik. Ve sonrasında da gene impuls ve momentum konularına gireceğiz. Ve ...bazı durumlarda da 3 boyutlu kinematik ve 3 boyutlu kinetiğe de gireceğiz. Tabii ki yani çok fazla konu var. İşte e, burada titreşimler konusu var. E, ayrıca girilebilir ama genelde dinamik dersinde buna çok da vakit kalmıyor. Eskiden mekanik titreşimler diye bölümlerde ayrı dersler olurdu. Şimdi bazı üniversitelerde bu dersler kaldırıldı. E, yani... E, seçmeli ders oldu vesaire. Bazıları zorunlu ders tuttu. Yani üniversiteye göre de değişen uygulamalar var. Hocaların kendilerine göre belirlediği müfredatlardan bahsedilebilir. Tabi burada diğer derslerde de söylediğim gibi farklı kaynaklardan yararlanmak mümkün. Yani bu derste de aynı şey yapılabilir. Ben şimdi mümkün mertebe detaylı anlatmaya çalışıyorum. Ama tabii dediğimiz gibi ufak tefek hatalar yapıyor olabiliriz. Farkında olmadan bunlar olabiliyor gerçekten. Sonradan fark ediyoruz bu hataları. O yüzden öğrencinin de dikkatli olmasında fayda vardır. Yani hoca hata yapmışsa bile kitabındaki şeyden bunu düzeltmesi, kontrol etmesi de gerekir. Ya da işte meşhur uzaktan işte eğitim veren sistemler var. En çok bilineni zaten MIT Open OpenCourseWare. İşte MIT Massachusetts Institute of Technology biliyorsunuz. Bu üniversitenin tabii 80'li 90'lı yıllardan beri e, açık kurs olarak adlandırılan dersleri vardır. Online YouTube'da da var, kendi internet siteleri de var. Kaynakları var vesaire. Buralara girip de hatta birçok üniversitenin sadece MIT değil birçok üniversitenin böyle siteleri de vardır. Bu dersimize de girmeden önce ondan da bahsetmiş olalım. Yani biraz yabancı dil varsa o zaman o gibi kaynaklardan da bu dersi takip etmeni size fayda sağlayacaktır diyelim. Evet şimdi yavaş yavaş konumuzu anlatmaya başlayalım. Şimdi dinamik dersi statik dersiyle bazı noktalarda örtüşmektedir. Nedir bu? Ee, mekaniği biz e, alt dallara ayırdığımız zaman e, deformasyonun gözlemlenmediği mekanik var. Bir de deformasyonun gerçekleştiği mekanik var. Deformasyon olmayan mekaniğe biz e, rijit cisim mekaniği diyoruz. Rigid cisim demek ki şekli değişmiyor, bozulmuyor. Şeklini hep koruyor. İşte bu statik ve dinamik dersi bu sistem içerisindedir. Yani eğer cismimizin şeklinde, şemalinde bozulma, deformasyon, eğilme, bükülme, ezilme meydana gelmiyorsa o zaman bu statik veya dinamik dersi çerçevesinde incelenir. Statik bu olayın durağan haldeki incelemesidir veya harekete başlayana kadar ki işte sürtünme durumu gibi e, statik sürtünme, dinamik sürtünme. Orada öyle bir kuvvet uyguluyorum ki statik sürtünmeyi yendim. Tam dinamik harekete başlayacağım. Bu ana kadar geçen süreç statiktir. Ha, dinamikte artık harekete e, başlıyorum ve e, burada farklı durumları incelemek için uğraşıyorum. Şimdi başka başka teknikler var dedik. Yani e, partiküller ve rigid cisimler olarak iki ana başlıkta inceleyebilirim ben. Statikte de aynı şeyi yapıyorum aslında. Partiküller yani büyük bir cismi bir nokta gibi kabul ediyorum. Detaylarıyla ilgilenmiyorum. Ama bazen de detaylarıyla ilgileniyorum. İşte cismin geometrisi, ebatları vesaire devreye girdiğinde bu rijit cisim olarak adlandırılıyor. Ama e, izafi olarak onları göz ardı ettiğim zaman bir nokta olarak düşündüğümde partikül olarak adlandırıyorum. Yani e, illa bir nokta olmasına gerek yok. Yani işte kuantum mekaniği gibi atom, atom altı parçacıklar gibi bir nokta olmak zorunda değil. Yani bir arabayı da nokta olarak kabul edebilirim demek ki. Birazdan zaten bunları daha detaylı anlatacağız. Ve ne dedik şimdi? Partiküller, rigid cisimler iki ana başlığa ayırdık. Ondan sonra dedik ki kinetik ve kinematik veya sırasıyla söylersek kinematik ve kinetik. Yani konum, hız, ivme analizleri kinematik oldu. Kinetik içerisine geçtiğimiz zaman ise kuvvet devreye girdiği durum. İlk baştaki kinetik konusu kuvvet ivme. İkinci kinetik konusu iş enerji, üçüncü kinetik konusu impuls momentum olarak devam etti. Daha sonrasında ne oldu? Doğrusal hareket, eğrisel hareket var. Hem partikül için var hem rigid cisim için var. Ondan sonra doğrusal harekette düzgün doğrusal hareket ve düzensiz doğrusal hareket. Yani değişken doğrusal hareket de denilebilir. Bu hem partikülde hem rigid cisimde var. Sonra eğrisel hareket geldi. Eğrisel hareket 3 durumda incelendi. Kartezyen koordinat, normal teğet, silindirik koordinat veya diğer ismiyle kutupsal koordinatlarla incelendi. Bu hem partiküller için var, hem rigid cisimler için var, hem düzenlisi var, hem düzensizi var. Yani birçok konu başlığı oluştu. Şimdi burada aslında diğer derslerde de bu tip şeyler olabilir. Nedir o? Bir problemi çözebilmek için aslında anlamak gerekiyor. Yani acaba çözmeye çalıştığım probleme nasıl yaklaşmalıyım? Evet burada dinamiğin birçok ana ve alt başlıktan oluştuğunu gördük. Şimdi Diğer derslerde de olduğu gibi burada da benzer şeyler olduğundan bahsettim. Nedir o? Bir problemi çözebilmek için konunun tayin edilmesi gerekir. Acaba karşımdaki sorun hangi konunun içerisinde? Belki hepsiyle çözülebilir. Yani bir cismi partikül olarak kabul edip çözebilirsiniz. Reji cisim olarak kabul edip de çözebilirsiniz. Aynı sonuç çıkabilir. Veya kinematikten çözersiniz ama kinematikten kuvveti bulamazsınız. Kinematikten ivme, hız, konum gibi şeyleri doğrusal eğrisel hareket için bulabilirim. Ondan sonra kuvveti bulmak istiyorsam ya da işte impulsif etkileri bulmak istiyorsam, momentum, iş enerjileri bulmak istiyorsam o zaman o yöntemleri kullanmalıyım. Ama Diyelim ki ben kuvveti bulmak istiyorum. İş enerjiden de gidebilirsin kuvveti bulmak için. Impuls momentumdan da gidebilirsin. Kuvvet ivme analizinden de gidebilirsin kuvveti bulmak için. Ya da belli bir yere kadar kinematikten çözümleme yaparsın. Konum, hızı bulursun, ivmeyi bulursun. Sonra e, kinetiğe geçersin. F eşittir. MA'dan hareketle bulduğun ivmeyi yerine yazıp kuvvete gidebilirsin kuvveti bulmuşken sonrasında enerjiye geçebilirsin ya da işte enerji için illa kuvvete gerek yok ama hep belli noktalardan çıkıyorlar bunlar. Yani demek ki konulara iyi hakim olmak gerekir. Tüm derslerde olduğu gibi dinamikte bu biraz daha fazla. Dinamikte alt ana başlıklar biraz daha fazla. Elinizdeki verilerle alakalıdır bu. Yani mesela işte elimde enerjiyle çözebileceğim veriler varsa enerjiyle çözersin. Sana momentum gibi bir takım bilgiler verildiyse momentumdan hareketle çözersin. Aynı sorudur. Ama diyelim ki momentum problemini düşünelim. Oradaki ifadelerden bir kısmı verilmezse problem momentum problemi olmaktan çıkar. Mesela kuvvet ivme analizi problemi olur. Halbuki ikisi de kinetik. Yani... Burada yapmaya çalıştığımız şey tüm konulara hakim olmak. Bir kısmını şuradan çözeyim, bir kısmını buradan çözeyim. İşte kuvvet ivme analizi yapmak yerine enerjiden gideyim ya da baktım enerji için yeterli veri yok, momentumdan gideyim gibi düşünmek gerekir. Şimdi bunlara ne dedik? Statik ve dinamik bu kapsamda rigid cisim mekaniğidir ve cisimlerde hiçbir zaman deformasyon olmaz, şekil bozukluğu olmaz. Biz o cismin yaptığı hareketle ilgileniyoruz sadece. Doğrusal mı gidiyor, eğrisel mi gidiyor? İşte partikül mü kabul etsem, rigid cisim mi kabul etsem, iki boyutta mı hareket var, üç boyutta mı hareket var gibi şeyler söyleyebiliriz. Şimdi o zaman ben Burada genel e, ifadelere baktığım zaman tabi bir de hatırlatma da bulunmak lazım. Hatta dinamik dersi olduğu için biraz temel noktalardan da bahsedelim. Statikte de bahsediyorum ben yeri geldiğinde. Dinamik şimdi e, biz Newton üzerinden gidiyoruz ama şunu da biliyoruz arkadaşlar. Yani Newton denklemlerinin e, tam manada doğru olmadığını biliyoruz doğru olmadığını bile bile çözümleme yapıyoruz. Niye? Çünkü yakın sonuç veriyor. Mesela işte Albert Einstein var. Hepimiz biliyoruz değil mi? Albert Einstein'ın bazı teorileri var. İzafiyet teorisi diye geçiyor değil mi? Görelilik kuramı. İşte nedir bunlar? Genel görelilik kuramı, özel görelilik kuramı. Bunlardan 5 tane kuramı var. A, tabii farklı farklı aplikasyonları da var. Yani burada mesela bunlardan biraz bahsetmek de istiyorum açıkçası bu derste. Çünkü dinamiğin en temel olayları. Hatta bu konuyu anlatan bir film vardı. İşte Albert Einstein ile Eddington arasındaki olayı anlatıyordu. Şimdi şöyle bir şeyden bahsedebiliriz yani size de tavsiye ederim o filmi. Tam adını tabii hatırlamıyorum ama Einstein ve Eddington mıydı emin değilim. Burada Einstein'ı dünyaya tanıtan kişi aslında bu. Nedir olay? Olay şu yani Einstein bir takım makaleler yazıyor ama makaleleri kabul görmüyor. Yani insanlar çünkü referans veremiyor. Literatür yok makalesinde yeni konular olduğu için makalesini kabul etmiyorlar, reddediyorlar. Ama tabii şöyle bir ortamda çalışıyor. Albert Einstein dediğiniz adam işte bir tane arkadaşı Max Planck. Diğer arkadaşı Mary Curry. Yani baktığınız zaman öyle sokaktan geçen adamlar değil yani arkadaşları. Hep bilim dünyasında Nobel ödüllü. Kendi Nobel ödüllü. O dönemde Nobel ödülü almamış belki ama... Hep bu şekilde e, ilmi çok derin insanlar. Çok çalışan insanlar. Öyle bir saat çalıştım. Hadi ben yeter bana değil. Günde 24 saat çalışıyor yetmiyor. Yani uyku mu uyku bir tarafa işte bir denklem çözmeye çalışıyor aylarca uğraşıyor o denklemi çözmeye ya ben bir saat çözmeye çalıştım sıkıldım boş ver değil mi şimdi maalesef öğrenci arkadaşlar öyle yapıyorlar ya bunun bütün örnekleri yok elimde nasıl çözeceğim belli değil e ben bunu boş ver çözmeyeyim hazır örnek varsa çözülmüş onu bakalım ama böyle bir şey yok ki çünkü ilk defa bir şey sunuyorsanız kendiniz çözeceksiniz onu çözülmüş bir şey yok yani Einstein'ın sunduğu önerileri kimse kabul etmiyor ki. Hele o dönemde Almanya İngiltere arasında sıkıntı var. Einstein Alman bilim adamı. işte İngiliz Kraliyet Akademisi ki Royal Society diye geçiyor. Çok meşhurdur. Burada da birçok profesör vakti gelince Royal Society'de Lucas Gill profesörü ünvanını alır. Yani bu en ünlü makamdır. Cambridge Üniversitesi'nin genelde mesela işte Stephen Hawking'i bilmeyen yoktur diye düşünüyorum değil mi? O da son Lucas Gill profesörüydü. Tabii şu dönemde bilmiyorum kimdir. Ama Newton da zamanında Lucas Gill profesörüdür. Yani İngiltere'nin işte konu, koloni yani bir hegemonyası olarak ilmi de bu şekilde dünyaya taşıyor. Yani Newton bu teorileri buluyor, hepsi doğrudur diye kabul ediyor Royal Society. Ama Eddington denen kişi buradaki işte araştırma kurumunun başında incelemelerde bulunuyor. Gezegenleri araştırırken bakıyor ki Plüto'da sıkıntı var. Newton'un denklemleri doğru çıkmıyor. Ondan sonra kaynakları araştırırken Einstein'ın bir makalesine rastlıyor. İşte bilim kuruluna sunuyor bunu. Kabul etmiyorlar. Diyorlar ki Newton doğru söylüyor. Bu Alman diyor. Bilmez bunlar diyor. Biz İngiliz olarak doğruyu söylüyoruz. Onunki yanlıştır. Epey bir e, sıkıntılardan sonra e, bir tane olay üstünden anlatacağım. Bu da önemli. Dinamik dersi açısından da önemli aslında. E, ve Einstein'ın nasıl ortaya çıktığı açısından. Başka derslerde de küçük bahsetmişimdir aslında bu konudan. Şöyle söyleyelim. Ee, güneş tutulması esnasında e, güneşin kendi hatta şöyle çizelim istiyorsanız. Güneşin şurada olduğunu düşünelim. Biz de dünyadan bakıyoruz güneşe. Ve e, tabii ki uzay olarak düşünecek olursak arka planda böyle bir sürü yıldızlar var değil mi? Hatta bazıları yıldız değil. İşte e, gezegenimsiler, gezegenler, nebulalar, Değil mi? Tonlarca şey var. E, artık bunların sayısı belli değil. Bu kadar şey varken e, Einstein'ın söylediği ifadelerden bir tanesi şu. Diyor ki e, kütle çekim kanunu Newton'un kütle çekim kanununun yetersiz olduğunu söylüyor. Diyor ki Newton'un kütle çekim kanununda kütleler birbirini çeker. Bir kütle ne kadar büyükse o kadar fazla çekim yapar. Einstein diyor ki bu yetersizdir. Kütle diyor sadece bir kütleyi çekmez. Enerjiyi de çeker diyor. Işık da ki lise fizik derslerinden hatırlayacaksınızdır. Gene bir enerji e, türü ve dalgalarla yayılıyor. Değil mi? Dalgalarla yayınım yapıyor. Bundan dolayı da Einstein'ın söylediği olayı ben size kabaca ifade edecek olursam. Mesela burada bir yıldız var. Buranın ışığı aslında böyle gidiyor diye düşünüyorum ben ama Einstein diyor ki hayır güneşin kütle çekimi bu ışığı diyor böyle büker ve ben böylece yıldızı sanki iki boyutta baktığımda buradaymış gibi görürüm diyor Einstein. Ama bunu normal olarak gözlemleyemiyorum diyor. Bir güneş tutulmasında işte ay bloke ettiği zaman Güneşin ışığı gittiği için görülebilir hale geliyor yıldız. Eddington da bunu kanıtlamak için Güney Afrika'ya gemilerle gidiyor falan. Elinde tabi cep telefonu yok. Bir fotoğraf çekeyim. Fotoğraf kartları var. Bir fotoğrafı çekmek için tonlarca iş var. Koca plakalar böyle. Neyse çok anlatmayayım. Filmi seyrederseniz görürsünüz. Burada tutulma esnasında bir sürü sıkıntı yaşıyor. Yağmur, kar demeyelim de. Hava kapalı güneş görünmüyor. Bir anda o esnada güneş açılıyor ve tutulma gerçekleşiyor. Birkaç dakikalığına görüyor güneşi. İki tane fotoğraf çekiyor. Tutulma öncesi ve tutulma sonrası. Tutulma esnasında da fotoğraf çekiyor. Sonra akademiye geri gidiyor ve şunu söylüyor. Diyor ki bütün herkesi topluyor. Kendi de bakmamış fotoğraflara. Arkadaşlar diyor eğer diyor ben öncesi ve sonrası fotoğrafları üst üste koyduğumda yıldız İkisinde de aynı noktada ise diyor ki Newton haklıdır. Ama öncesi ve sonrası fotoğraflarda birinci fotoğrafta burada ikinci fotoğrafta başka bir yerde çıkarsa diyor yıldızın ışığı demek ki diyor Einstein diye bir bilim adamı vardır artık diyor bilim dünyasında. Ve canlı olarak herkesin gözü önünde fotoğraflara bakıyorlar. Fotoğrafları bir kaldırıyorlar. Birinci fotoğrafta yıldız burada görünüyor. İkinci fotoğrafta yıldız burada görünüyor. Ondan sonra işte Einstein meşhur oluyor. Bu en temel olaydır. Yani e, kütle çekiminin cismi çekmesinin haricinde cismin enerjisini de çektiğini ve enerjiyi büktüğünü söyler Einstein. Bu tabii ki teorilerden bir tanesi. O kadar çok şey var ki işte... İkizler teorisi var. Mesela birisi dünyanın yüzeyinde yaşıyor. Birisi yukarıda bir kulede yaşıyor. Farklı yaş, yüzeye yakın olduğu için çekimden dolayı daha ihtiyar olacak. Yukarıdaki daha genç kalacak gibi. Daha bir sürü bir sürü olaylar var. Bunları da merak edenler oturup inceleyebilirler. Dinamik ders açısından gerçekten önemli. Ne diyelim bunlara? Mihenk taşlarıdır. Mesela işte bir Kepler bilmek gerekir. Kepler ne çalışmış? Ee, biliyorsunuz Engizisyon'dan dolayı kendisi söyleyememiştir. O dönemde e, dünyanın tepsi gibi olduğu e, konuşuluyor. Kepler bunu anca öldükten sonra basılan kitabında korkudan yaşamın boyunca söyleyememiş. Galile deseniz aynı. Bir kere bunu söylemiş yalnız ne gelmiş başına? Hemen Engizisyon yani kilise uyarmış onu. Demiş ki bu şekilde söylediklerin yanlıştır. Ya geri alacaksın ya da seni cezalandıracağız. Ceza veriyorlar. Sonra o kitabını geri çekiyor. O da ta ölümüne yakın bir zamanda anca yayınlıyor. Dünyanın yuvarlak olduğunu anca o zamanlar söyleyebiliyor. Ama biz hep yabancı dünyadan baktığımızdan maalesef ilmi aslında onlardan çok önce bir zaman Türk ve işte Müslüman bilim adamları ya da Hint ya da Çin ya da Grek matematiği ya da ilmi çok daha öncesinde yani Hint matematiği çok önemli. Fizik açısından birçok temel nokta oluşmuş. Mesela sıfırı Hintliler bulmuş ama çok meşhur olan el Harizmi'ye atfedilir bu çünkü niye İşte Harizmi'nin dünyaya kazandırdığı bir matematik alanı var. Ne diyoruz biz o matematik alanına? Cebir diyoruz. Ve e, Harizmi'nin yazdığı kitap belki 200 seneye yakın Avrupa'da temel matematik kitaplarından biri olarak okutulmuştur. Ama biz hala işte o insanları anmadan direkt yabancılara geçiyoruz. İşte e, ne bileyim Lagrange'a geçiyoruz, Öylere geçiyoruz vesaire, vesaire. Ama bu insanları da tabii hatırlamak lazım. Özellikle e, kozmoloji çalışan yani gezegenleri çalışan mesela Biruniler, İbni Heysemler bunlar da çok önemli karakterlerdir. Kesinlikle tavsiye ederim. Hatta bu ders içerisinde söylemeliyim ki meşhur rahmetli profesör doktor Fuat Sezgin e, İslam tarih ve araştırma konusunda çalışmış hoca bu İstanbul'daki Eee işte eski hayvanat bahçesinin bulunduğu mekan. Gülhane Parkı'nda Fuat Sezgin Hoca'nın yaptırdığı çalışmaların olduğu bir müze var. Mesela bugün hepimizin kullandığı GPS, değil mi? GPS nedir bu? Global Positioning System. Yani uydular bizim yerimizi işte birkaç metre hassasiyetle Tespit ediyor değil mi? Hatta bir şey söylemenize gerek yok. Telefondan vatandaş zaten sizi 24 saat takip ediyor. Nereye girdin çıktın ne yaptın ettin hepsini biliyorlar. O dönemde adam gemiye biniyor. Ee, atıyorum Osmanlı'dan çıkıyor. Şeye gidecek. Ee, Hindistan'a gidecek. Çin'e gidecek. Nasıl gidecek? Cihaz yok ki. Derken işte o dönemde hani pusula zaten epey bir öncelere dayanıyor sonra dürbin, dürbün diyelim ve uzak mesafeleri görmek için ama bunlar hep mekanikle alakalı ki Türk ve Müslüman bilim adamları hatta Fars bilim adamları. Fars bilim adamları da çok meşhurdur. Mesela işte Harizmi dediğimiz zaten Fars'tır. Yani İran kökenlidir. Sonrasında İbn Sina dediğimiz değil mi? Tıp dünyası şimdi yemin eder kimin adına? Hipokrates adına yemin eder, değil mi? Hipokrates dediğiniz adam aslında İbn Sina'dan daha düşük seviyededir. Hatta kendileri İbn Sina'ya Avincena derler. Ve üzerinde kral tacı olan bir orta çağ fotoğrafı vardır İbn Sina'yı tasvir eden. Hipokrat ise onun öğrencisi gibidir yani. Yani daha düşüktür ve İbn Sina'nın şu ana kadar yazmış olduğu 650 tane eserin olduğu kabaca biliyoruz. Ve bunlardan 400 küsürünün British Museum'da olduğunu maalesef biliyoruz. Yani bizim elimizde değil bunlar. Çok önemli eserler hala daha biz bazı yaptı, yapılan şeyleri anlayamıyoruz. Ya yani tıp dünyası ilerledi falan diyoruz ama ta belki bin sene önce yapılan şeyi hala daha tam anlayamıyoruz. E, maalesef bu gibi sıkıntılar var. Ondan dolayı bu insanların yaptığı ilmi iyi anlamak, eserleri iyi bilmek gerekir. Mesela burada ben şimdi azıcık daha Einstein'dan bahsedeyim. Çünkü bizim konumuzla e, alakası ciddi mertebede olduğu için. Mesela e, eğer büyük cisim başka bir cismin kütlesini çekmekle kalmayıp enerjisini de büküyorsa işte karşımıza şöyle bir şey meydana geliyor. Mesela e, böyle bir ışın düşünün. Ben... Eğer bir etrafında başka bir cisim varsa bu cisme doğru bu ışının bu şekilde büküldüğünü görürüm. Ve bu ciddi manada önemli. Hatta 3 boyutta baktığınızda mesela şöyle yapayım ben. Diyelim ki bir düzlem var. Bu düzlem 4 tane kişi tarafından hatta bir çarşaf olarak düşünün bunu. 1 2 3 4 kişi bu çarşafın ucundan tutuyor. Vatandaşlar buradan tutuyorlar. Değil mi? Annemiz eskiden yaptırırdı. Şimdi kalmadı o. Yıkanırdı çarşaflar. Tut evladım ucundan. Anne bir taraftan durur böyle. Bunu bu tarafa çeker. Çocuk bir taraftan tutar, çeker çarşaftaki buruşuklukları alır. Bu önemli. Niye? Şunu anlatabilmek için söylüyorum. 4 kişi çarşafın ucundan tuttu. Hatta bu kozmolojide anlatılır ki dinamik için gene önemli. Ortaya bir bowling topu salarsınız. 2 boyutta baktığınız zaman ne olur? Çarşaf şöyle. Top ortaya gitti, değil mi? Burayı bu şekilde eğdi. Hatta daha doğru bir şekilde çizersek aslında şöyle olur. Tam manasıyla görüntü bu. E Bunun bir de üç boyutlu olduğunu düşünün. İşte üç boyutlu uzayda enerji bu şekilde bükülüyor diye söylenir. Bu bükülen nokta gider gider bir küçücük noktaya varır. Bu tekellilik noktasıdır. Orada dünyadaki matematik, fizik artık tamamen yok kabul edilir. Çünkü ne olduğu belli değildir. O yüzden de şöyle çizilir bu genelde. Yani bu şekilde iki ters üçgen... Buradan gelen bir çekim alanı, tekillilik noktası ve diğer çekim alanı. Burası bilinmeyen bir bölge. Hatta filmlerde işte kurt deliği ya da kara delik denen olaylar da vardır, değil mi? İşte burada çekim kuvveti çok yüksek, burada da çekim kuvveti çok yüksek. Ama bilinmeyen bir dünya burası. Ya aynı zamanda farklı bir yerde ya da farklı bir dünyada aynı zamanda da olabilir. Bilmiyoruz. Burada çekim kuvveti çok yüksek bir vatandaş buraya girecek. Olursa ne olur? Burada çekim kuvveti dışarı doğrudur. Burada ise ters yöne doğrudur. Vatandaşı bir anda çeker, kopartır. Ama buradan geçebilirse o sonsuz küçük delikten işte bu kurt deliğidir. Filmlerdeki gibi ışınlanma falan diyorlar ya. Yani bir yerden girdi. Tabii ki bu sonsuz küçük noktanın içine girebiliyorsa ki öyle bir şey de kesin değil. Teori girebiliyorsa bir anda zamandan ve mekandan münezzeh başka bir yere aktarılabileceği teorisi vardır. Mesela bu önemli dinamik açısından. Ama tabi biraz nedir bu dinamiğin ileri versiyonu? Kozmoloji yani. Çekim kanununun artık ötesi. Ve e, burada örneğin mesela bir tane şeyden daha bahsetmek lazım. Özellikle süpernovalar, bunlar da bizim konumuzda gene kozmoloji açısından baktığınız zaman kara delik teorileri önemli. Burada hepinizin gene bildiği Hubble teleskobu var. Değil mi arkadaşlar? Hubble teleskobunu biliyorsunuz. Edwin Hubble. Hubble'ın yaptığı çalışmada dünyadaki daha uzaydaki teleskop yok iken şu anki Hubble teleskobu uzaydadır. Işık az olsun diye daha iyi çekim yapabilsin diye uzayda ama... Dünyadaki ilk versiyon teleskop çalışmalarında şöyle bir şey oluşuyor. Oturup gözlemliyor uzayı Los Angeles'taki bir gözlem evinden. Gözlem yaparken bir şey farkına varıyor. Tabi uzun yıllardan bahsediyorum ben. Bir, bir senede falan olacak bir şey değil. Bu zaman zarfında gezegenlerin birbirine doğru gittikçe bir sonraki gün, bir sonraki gün, bir sonraki gün, bir sonraki gün bu kadar bariz değil ama hareket ettiklerini ve birbirlerine göre mesafelerin açıldığını görüyor. İşte burada kırmızıya veya maviye kayma dediğimiz olay meydana geliyor. Nedir bu olay? Kırmızıya kayma, maviye kayma. İşte gezegenlerin birbirinden uzaklaştığı zaman bir frekans yayıyor. Dalga boyu bu şekilde bir frekans yayılıyor. Kırmızıya kaymada da başka bir frekans yayılıyor. Ki şunu biliyoruz. Biz mesela yolda duruyoruz. Yoldan bize doğru gelen arabanın sesini düşünün ve bizi geçtikten sonra uzaklaşırken çıkarttığı sesi düşünün. İşte bu bize yaklaşırken yaydığı frekans başkadır. Bizden uzaklaşırken yaydığı frekans başkadır. İşte buna biz kırmızıya veya maviye kayma diyoruz. Burada da şu ortaya çıkıyor. Nedir o? Hatta böyle bir görsel var, İnternette de birçok yerde var. var bu. Size hemen onu paylaşmak istiyorum ki anlayın diye olayı. Mesela bakın şöyle Google'da yazdığınız zaman karşınıza çıkan görüntüyü paylaşacağım ben sizinle. Şu. Eğer biz e, yaklaşan bir cisim gördüğümüzde bu bize gelen dalga boyutu maviye kayma. Bizden uzaklaşan durum ise kırmızıya kayma olduğunu görüyoruz. İşte Hubble şunu fark ediyor. Gezegenler kırmızıya kayma gösterirler. Hatta bunun çok özel bir ismi var. Buna Doppler etkisi deniyor. Bakın gene bir görsel daha paylaşayım ben sizinle. Bu konuyu güzel izah eden. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Evet, şöyle vereyim. Bakın böyle bir durum. Yani e, bize bizden uzaklaşırken düşük frekans bize yaklaşırken daha e, sık bir frekans aralığı görünüyor. İşte. E, bu Edwin Hubble denen vatandaş şunu fark ediyor. Gezegenlerin hep kırmızıya kaydığını frekanslarının ölçüyor. Hep kırmızı renk. Demek ki tüm gezegenler birbirinden uzaklaşıyor diyor. İşte alın size Big Bang teorisi. Big Bang teorisi de buradan çıkıyor. Eğer diyor bütün gezegenler birbirinden uzaklaşıyorsa demek ki bunların bir ilk hali vardır. Ve bunlar tek bir noktada birleşmişlerdir. Belki de öyle değil. Ama o zaman öyle bir yorum yapıyor bu vatandaş ve diyor ki e, aynen doppler efekt e, diye söylemiş olduk bunu ve big bang teorisi de buradan çıkmış oldu. Sonrasında işte kara deliklerde evren oluştuktan sonra bu hareket devam ediyor vesaire. E, hatta şöyle bir olay üzerinden bahsedersem daha iyi anlaşılabilir bu belki. E, Mesela süpernova denen bir takım yıldızlar var. Aslında bu normal bir yıldız. Güneşimiz süpernova olamayacak kadar kütlesi küçük bir yıldız. Kütle çok büyük olursa bu ne demek? Şimdi şöyle izah edersek Güneş kendi içerisindeki işte hidrojen, helyum bunları yakıyor. Yani atom partikülleri, değil mi? Atom ağırlığı dediğimiz bir şey var. Eğer bu hidrojen ve helyum Yanma esnasında çok yüksek sıcaklıklar ortaya çıkarsa bu yanma neticesinde atom parçacıkları birbirine yapışıyorlar. Çok yüksek sıcaklıklardan bahsediyorum arkadaşlar. Öyle 300-500 falan değil. 1 milyon santigrat derece, 2 milyon santigrat derecelerden bahsediyorum. Ve bazen işte yani 11-12 milyon santigrat derecelere kadar çıkılabiliyor. Bu yüksek sıcaklıkta tanecikler birbirlerine yapışmaya başlıyorlar. Hidrojenin e, atom ağırlığına baktığımız zaman, evet şimdi hidrojenin atom ağırlığı bir, helyumun iki, demirin 55 56 diyelim. Tamam mı? Burada ne oluyor? Yüksek sıcaklık oluştuğu için hidrojen atomları çok hızlı hareket etmeye başlıyor. Başlıyor, başlıyor, başlıyor. Tak iki atom birbirine yapışıyor. Oldu mu? Bir artı bir iki. Hidrojen bir anda helyuma dönüşüyor. Sıcaklık arttıkça hız artıyor. Hız arttıkça sıcaklık artıyor. Bir döngüye giriliyor. Chain reaction yani. Döngüye giriliyor. Atomlar sürekli birbirlerine yapışmaya başlıyorlar. Ha burada güneş kütlesinin, yıldızın kütlesinin çok yüksek olması lazım. Güneşin kütlesi bunun için yeterli değildir. Çok yüksek kütleli yıldızlarda bu çarpışma meydana geliyor, 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 geliyor. Güneşin merkezi diyelim veya tamamı kütlesi çok artan bir yapıya dönüşüyor. Bu gazlar Birleştiler. Sonunda demire kadar hatta daha ağır materyallere kadar gittiler. Ve böylece ne oldu? Ağırlık arttı, sıcaklık arttı. Ağırlık arttığı için bu sefer güneş kendi kütlesini içeriye doğru çekmeye başlıyor. Yani yıldızın kütlesi kendi içerisine doğru çekilmeye başlıyor. Çekiliyor, çekiliyor, çekiliyor. Çekildikçe yoğunluk artıyor, daha fazla çekmeye başlıyor. Yani burada da bir yıl şey zincirleme reaksiyon meydana geliyor ve kütle öyle bir noktaya geliyor ki artık kendisini taşıyamaz hale geliyor ve burada bir patlama meydana geliyor. İşte biz buna süpernova patlaması diyoruz. Bu patlamada işte bazı teorilere göre kütle çekimi olduğu yerde dururken gezegenin parçaları bütün evrene yayılıyorlar. Gezegen diyorum. Yıldızın parçacıkları evrene yayılıyor. Ve hatta burada işte beyaz cüceden de bahsedilebilir. Ee, beyaz cüce durumundan da bahsedebilir. Bu süpernova patlamasındaki işte o çekim diyor ki bir kara delik meydana getirir. Yani orada çekim gücü kaldı. Yıldızın parçacıkları etrafa yayıldı diyelim. Veya yanmayla gitti diye düşünebilirsiniz de geri kalanı. Diğeri kütleye dönüşmüştü. Yani çok kabaca söylüyoruz. Tabii ki kozmolojik açıdan bakılırsa çok detaylar vardı. Ben sizin bilmeniz gereken kadarıyla anlatıyorum. Sonra işte kara delik ortaya çıkıyor. Kara deliği de nasıl anlıyoruz? İlk başta görmüyorsun. Sadece orada bir çekim kuvveti var. İşte söylediğimiz bu nokta bir kara deliğin noktası olabilir. Tekillilik noktası. Beyaz cüceden anlıyoruz biz bunu. Beyaz küçük bir yıldız. Tabi okuyup öğrenebilirsiniz beyaz cüce nedir. Bu da çok yüksek beyaz ışık saçan bir gezegen. Ve kara deliğin etkisinden dolayı çok yüksek şiddette dönüyor. Bu dönme esnasında ışıma meydana geliyor. İşte bundan dolayı beyaz cüce deniliyor. Ve burada fark ediliyor ki buradan gelen tozcuklar gidiyorlar kara deliğin etrafına hop yok oluyorlar. Buradan geliyor buraya gidiyor yok oluyor. Ve böylece kara deliğin etrafındaki işte bu şeyden hareketle e, kara deliğin yeri de tespit edilmiş oluyor Bunlar Hani tam dinamik olarak olmasa bile bizim konumuzla e, ciddi manada yakın olduğu için hani bunları anlatma ihtiyacı hissettim e, Çünkü bunlar dinamik açısından e, kozmoloji de dinamiktir Tabii ki önemli bir e, nokta arz etmektedir diyelim, diyelim. E, Ayrıca şunu söylemekte fayda var. Dedim ki yani her şeyi Newton'a bağlamak, atfetmek çok doğru değil. Oraya gelene kadar ki ilim adamlarını da unutmamak lazım. Çünkü hepsi birbirinin üzerine inşa ederek gelmiştir. Yani sıfır o kadar önemlidir ki harizmi sıfırı kullanmasaydı birçok şeyden haberimiz hesap yapamazdık yani. Hala daha dünya şu anda Arap rakamlarını kullanmaktadır. Yani biz Arap rakamları üstünden hesap ediyoruz. Aksi halde o roman rakamlarıyla hiçbir şey hesaplayamazdık çünkü o dönemde çok büyük sıkıntılar vardı ki matematiğin e, ana yapısına baktığınız zaman mesela neler vardır? İşte e, trigonometri, geometri bunlar biraz daha görsel işin. Ve Grek matematiğine dayanıyor biraz. Mısır matematiğine dayanıyor değil mi? Talesler var. İşte Pitagorlar var vesaire ki felsefe ile aynı anda geliyor bu yani baktığınız zaman Aristo Sokrat Platon bunlar sadece felsefe yapmıyorlar aynı zamanda bu tip pozitif bilimlerle de uğraştıklarını görüyoruz biz ama sonrasında işte e, İslam ve Müslüman bilim adamları biraz bir şeyler yapıyor sonra Türk bilim adamları e, yapıyor tabii ki burada söylediğim gibi Fars ilim adamları var. Bunların hepsi birleşiyorlar birleşiyorlar. Üst üste birike birike tuğlalar duvarı meydana getiriyor. Ee, ve burada şöyle bir şey söyleyebiliriz. Ee, mesela mekanikten bahsederken ve dinamikten bahsederken ben özellikle tekrar tekrar söylüyorum. El Cezeri bana göre çok çok önemli bir karakter. Çünkü Dairesel hareketi doğrusal harekete çeviren krank-biyel mekanizmasını daha önceden de benzer şeyler var ama tam olarak uygulayan, otomatik olarak çalışan robotlar yapan bir vatandaştan bahsediyoruz. Bu Cizreli bir arkadaş. Tabii ki milattan sonra 1100'lü yıllarda yaşamış bu. Epey uzun bir ismi var. Araştırırsanız görürsünüz. ...robotik biliminin babasıdır yani. Öyle söylenebilir. Bana göre Newton'dan daha öte bir karakterdir, şahsiyettir yani. Çünkü o dönemde hiçbir şey yok. Yani Newton döneminde elbet biraz daha gelişme var, bazı şeyler var ama... zamanla karşılaştırıldığında işte mesela... ...tarihi saati gösteren, otomatik çalışan, mevsimleri gösteren... ...işte namaz vakitlerini gösteren bir... E, meşhur fil saati yapmış bu arkadaş hatta bir hükümdara hediye etmiş e, diyebiliriz ve Fuat Sezgin hocanın müzesine arkadaşlar e, gidip görmeniz lazım biraz önce bahsettiğimiz GPS işte o dönemki adıyla usturlaptır filmlerde görmüşsünüzdür böyle üçgen bir cihaz yıldıza bakarak böyle ayarlar bir görsel ayarlar Orada aslında gideceği yerin konumunu verir. Bir nevi GPS'tir ve ciddi manada çok hassas olarak bulabilir. Fuat Sezgin Hoca da bunların bir çoğunu yaptırtmıştır. Ve e, İspanyol versiyonları işte Avrupa versiyonları diyelim. Ve Müslüman e, ilim adamlarının kullandığı versiyonlar müzede mevcuttur. Kesinlikle güzel bir müze. Gidip gezin yani birçok şey öğreneceksinizdir. Ve şunu... Bunu söylemişken de bu derste de ondan bahsetmeden olmaz. Çok çalışkan bir hoca e, günde 10-12 saatler civarında en az çalıştığını söylüyor. Doktora döneminde belki şey de olabilir. Alman bir hocası var. Hocası da demiş ki sen demiş bu kadar süre çalışmakla önce sormuş kaç saat çalışıyorsun? O demiş 12 saat çalışıyorum. O da demiş ki 12 saat çalışmakla sen bir şey yapabileceğini mi zannediyorsun bir günde? Alman hoca'nın cevabı bu. Ondan sonra e, günde 16 saat en az çalışmaya başlamış. Yani alt, e, bir şeye ihtiyaç olduğu zaman kısa bir sürede e, mesela Arapça öğrenmesi gerekiyor çalışırken 6 ayda otobüslerde gidip gelirken Arapça öğrenmiş. Yani çalışırsak her şeyi yapabiliriz demek bu ama sıkılmadan yapacağız bu işi. Evet. Gayet genel bir e, dinamik dersi girişi yaptık ki bu bana göre elzem bir giriş. E, bu önemli. Yani nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi bilmemiz lazım. Ama çalışma yaparken de şu kesinlikle yanlıştır. Biz pratik olarak örnekleri ezberleyelim, benzer soruları çözeriz. Bu tamamen yanlış. Siz hiçbir teknoloji geliştiremezsiniz o zaman. Algoritma yazabilmek için denklemleri bilmek zorundasın. Nereden nereye gelir? Niye o öyledir? Niye değildir? bilmeliyiz. Yani sebep sonuç ilişkisi kurulmalıdır tüm denklemler için. Ee, ve o denklemi niye kullanacağız? Nerede kullanacağız? Nasıl kullanacağız? Kullandığımız zaman ne elde edeceğiz? Elde ettiğimiz şeyi nereye adapte edeceğiz vesaire. Tüm ilişkileri bilmezseniz o öğrendiğiniz ilmin de bir faydası yok. Derslerde onun gibidir. Şimdi arkadaşlar biz gelelim artık e, bu genel girizyahtan sonra parçacık kinematiği konusuna giriş yapalım. Parçacık kinematiği nedir? Parçacık kinematiğine baktığımızda işte bir parçacığın sabit ve hareketli referans e, sistemlerine göre hareketinin işte geometrik yönlerini incelemeye çalıştığımız bir bölüm burası. Yani işte konumuna bakıyoruz demek ki. Ondan sonra hızına bakıyoruz. Sonra ivmesine bakıyoruz. İşte yörüngesi var. Yani takip ettiği bir yol var. Farklı koordinat sistemlerine göre tanımlanabilir bu. İşte hareketin koordinat eksenleri üzerindeki bileşenleri de belirlenebilir. Bunu skaler olarak X, Y, Z şeklinde yazabilirsiniz ya da vektörel olarak k olarak da yazabilirsiniz. Şimdi burada da biz işin basit olabilmesi için bir eğri boyunca olan genel hareketten öncesinde en basit düzgün ve doğrusal hareketi incelemeye çalışacağız. Burada da söylediğimiz gibi işte mekaniğin ilk kısmı duran ya da sabit hızla hareket eden cismin denge durumuna baktığımızda biz buna ne demiştik? Statik dersi olarak adlandırmıştık. Yani cisim tamamen duruyor olabilir veya sabit hızla hareket ediyor olabilir, değil mi? Bu aynı zamanda Newton'un kanunudur. İşte bunu statik olarak adlandırdık. Sabit hızla gidiyorsa da statik bakın. Ama dinamik de aynı zamanda. Ee, Diğer bir kısım ise ivmeli hareket ile tanımlıyorsak işte biz artık buna tam manasıyla dinamik olarak adlandırıyoruz. Burada dinamiği de kendi içerisinde iki kısma ayırdık. Ne dedik? Kinematik ve kinetik. Yani hareketimizin geometrik yönlerini inceliyorsak, konum hız ivmesine bakıyorsak kinematik Harekete neden olan kuvvetin analizini yapıyorsak kinetik. Yani bu kuvvetten kasıt kuvvet ivme, iş enerji, impuls ve momentum şeklinde olabilir. Hatta şöyle söyleyecek olabiliriz. Statik ve dinamik dersleri mühendislik mekaniği adı altında geçer. Ve bazı üniversitelerde özellikle yurt dışında tek ders olarak da verilebilir. Dersin ismi engineering mechanics olarak geçiyor ve zaten kitabınızdan da bunu fark edersiniz eğer Hibler'ın kitabına bakıyorsanız dinamik kitabı 12. üniteden başlar. Çünkü ilk 11 ünitesi statik kitabındadır. Bu şekilde ardı arkasına gelen bir şey. Sonra deformasyonun anlatıldığı mukavemet dersi ne geçilebilir. Bu da cisimlerin dayanımı olarak da adlandırabiliriz. O zaman yabancı dilde Strength of Materials diye geçiyor. Sonrasında e, ee, aynı şekilde dayanımı değil de katı cisim mekaniği olarak bakalım diye söyleyenler var. O zaman buna solid mekanik diyoruz. Ya da malzemenin mekaniği diyenler de var. Bu da deformasyonu anlatıyor. O da mukavemet aslında. Ona da Mechanics of Materials diye geçer. Demek ki kaç çeşit mukavemet adı kullanılıyormuş diye söyleyebiliriz. Ve ayrıca statik dersinin başında da biz bundan bahsetmiştik. Ayrıca ne var? Akışkanlar mekaniği var. Akışkanlar dinamiği de denilebilir. Gazlar, sıvılar vesaire değil mi? Bunlar da aslında benzer şartlarla bir sistem meydana getirirler. Bunların tamamının içerisinde bulunduğu ana yapıya ise sürekli ortam mekaniği denir ki bunu da continuum mechanics diye adlandırıyoruz. Yani bir alan kabul edelim. Bu alan içerisine geçiş yaptığım zaman ben bu alan bitene kadar baştan ta en sona kadar değil mi? Sıfırdan A'ya kadar ben düşünecek olursam sıfır X A aralığı içinde bu ortam süreklidir. Bu bir masa ise masa sürekli olarak var burada. Ya da bir ne olabilir bu? Ee, bir tüptür içerisinde akışkan vardır, sıvı vardır. Gaz tankı, boru, içinde sıvı dolu. Tabii ki akışkanlar mekaniği dersindeki gibi detaylı söylemiyoruz. İşte duran akışkan veya tam dolu bir akışkan var. Çalkalanma yok, türbülans yok falan. Bunların hiçbiri yok. İşte burada akışkanlar dinamiği veya akışkanlar mekaniği de o sıvı o ortam boyunca sürekli olarak devam ediyor. İşte bundan dolayı da bu ilimlere sürekli ortam mekaniği denir hepsine. Ya da işte söylediğimiz gibi e, continuum mechanics adı altında da incelenebilir. Partikül mekaniği olarak bakarsak da işte söylediğimiz ilk konumuz parçacık kinematiğidir. Biz bunu iki boyutlu inceleyeceğiz. Sonrasında da üç boyuta geçmiş olacağız. Parçacık kinematiğine baktığımız zaman en önemli şey bir parçacığın kütlesinin olduğu ama büyüklüğünün ve şeklinin ihmal edildiği durumdur. Yani parçanın e, kütlesi var ama e, ne derler herhangi bir boyutuna bakmıyorum dikkate almıyorum mesela e, özellikle Hildon'un kitabında demiş ki füzeler mermiler arabalar e, sonlu büyüklükteki cisimler ne demek bu şimdi sen arabanın çok yakınında olduğunu düşün İçine binmek vesaire gibi düşündün de bu büyük bir cisim ebatlarını dikkate alıyor olarak hesap yapıyorsan bu bir rigid cisim olabilir. Yani tekerleğinin hesabı ayrı, gövdesinin hesabı ayrı. Sen içerisinde ayrı senin hızın, ivmen ayrı. Bunları düşünecek olursan işte bu artık farklı bir davranış. Ama araba A köyünden B köyüne gidiyor. Sen arabayı görmüyorsun bile. Arabanın burnu ilk köyü şu, köyü şu zaman terk etti. Arka tamponu diğer köye şu anda girdi gibi bir şeyden bahsetmiyorum ben. Diyorum ki araba bu köyü şu zaman terk etti diğer köye şu zaman vardı. İşte bu durumda ben arabayı partikül olarak kabul ederim. O zaman da mesela işte kitabınızdaki görüntüyü vereyim ben size. Eğer bir roket varsa çok uzaktan bakıyoruz biz bu rokete ve ne yaptık? Gönderdik ya da bir uzay mekiği değil mi? Artık burada bir nokta olarak kabul edebiliyorum bunu. Ve bu bir izafi kabul olmuş oluyor. Yani ne diyebilirim? Çok uzakta. Dikkate almıyorum roketin uç kısmını, baş kısmını vesairesini. Bundan dolayı da işte ben buna e, söylediğim gibi bir e, partikül olarak ifade edebilirim. Ve Baktığımız zaman işte cismin hareketinin kütle merkezinin hareketi ifade edilebiliyor olması önemli. Çünkü bu bir nokta artık kabul ettim. Ee, eğer elimde bir şekil şemal varsa ağırlık merkezinden işlem yapıyorum. Geri kalan kısmı beni ilgilendirmiyor. Bu illa çok uzakta olmasına da gerek yok. Senin kabulün öyle ise yani çok yakınında iki arkadaşın var. Bunların bulundukları konuma göre işte hareketleri esnasında hızlarına bakacaksın. Gene bunları nokta olarak kabul edebilirsin ama vatandaşın harekete esnasında elini kolunu sallıyor. E kolunu sallıyorsa işte sağ el bileğinin örneğin kafasına göre yaptığı hareket dairesel bir harekettir gibi bakın detaylara giriyorsan orada da şöyle bir şey olabilir. El bileğini bir nokta olarak kabul edebilirsin. Kafasını ayrı bir nokta olarak kabul edebilirsin. İki noktanın birbirine göre davranışı dersin. Ama el geometrisinin tamamına bakarak bu geometrinin hareketini düşünürsen işte o zaman bu bir rigid cisim olmaya başlar. Gibi farklı farklı durumlar meydana getirilebilir. Ve burada biz öncelikle ilgileneceğimiz şey düzgün doğrusal hareket veya biz buna doğrusal kinematik olarak da e, isim veriyoruz. Burada sürekli harekete bakıyoruz. O zaman ben hemen şu başlığımı koyayım. Ara ara ben aklıma geldikçe başlıkları böyle veririm. Bazen unutuyorum vermeyi ama söylüyoruz en azından dersi takip ettiğiniz zaman onu anlayacaksınız. En temel ve basit konudan başlıyoruz. Doğrusal kinematik sürekli hareket veya diğer bir adıyla düzgün doğrusal hareket. Şimdi burada bir parçacık doğrusal ya da eğrisel bir yörünge üzerine hareket edebilir. Ama biz söylediğimiz gibi burada en basitine geçeceğimiz için burada biz doğrudan bahsediyoruz. Yani demek istediğim şey şu. Aslında bu bir doğru ise bunu ben ne yaparım? Bu şekilde bakın. Bu bir eğri. Eğriliğin bir derecesi vardır, değil mi? O derece gittikçe ne oluyor? Artıyor, 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 artıyor. En son bu noktaya geldi. Artık bu eğrinin eğrilik derecesi sonsuzdur. İşte biz buna bundan dolayı doğru deriz. Demek ki ben as esasen bir eğri yöntemini iyi öğrenirsem aslında ben bunu doğruya da aynen uygulayabilirim anlamı buradan çıkar. Ama basit matematik üstünden gitmek istersek de önce doğrunun denklemlerinden gidip sonra bakın ikinci derece, üçüncü derece, bu ikinci derece bir daha başka bir şey yaparsan Değil mi? Derecesi değişir eğrinin. Zorluk derecesini demek ki bu şekilde farklılaştırabiliriz. Şimdi o zaman biz partikül üstünden gidiyoruz veya parçacık üstünden gidiyoruz. Hareketin kinematiğini analiz ediyoruz. Ve bu kinematik içerisindeki en önemli etken konum, hız ve sonrasında ivme olarak belirlendiğini görüyoruz. O zaman biz konumdan başlayalım. Yani bir partikülün konumunu belirlemek istiyorsak diyelim ki mesela benim bir O noktam var. Başlangıç noktası ve bir S doğrultum var. Konum. Partikülüm de burada. Başlangıç noktası burası sıfır. İşte başlangıç noktasından partikülün bulunduğu konuma kadar ki olan ifadeye ben S diyorum. P partikülü var. Şimdi burada demek ki ne oluyor bu? Büyüklüğü O'dan P'ye olan uzaklığa denmiş oluyor bu. P cisminin konumu. Genellikle de metre bazında söyleyelim. Mesela metre, milimetre, santimetre vesaire olabilir. Ee, uzunluk cinsinden yani. Ya da e, bu işte MKS ya da CGS nedir? Bu SI birim sistemi standart international yani e, birim sistemine göredir. Ya da imperial birim sistemi kullanıyorsanız işte inç, foot, yard gibi uzaklıklar olabilir. Derste zaman zaman imperial ölçülerle de uygulamalar yapabiliriz. Şimdi burada koordinatın sağ tarafa doğru yönünü ben pozitif yön kabul ediyorsam o zaman bunu kabul ediyorum bakın söylüyorum burası pozitif diyorum. O zaman buradaki S'nin konumunun pozitif olduğunu ifade edebilirim. Şimdi konum ilk tanımlama. Burada hemen şunu aklımıza getirelim. Statik dersinde de konum vektörü vardı. Konum vektörü neydi? Kısaca hatırlatayım ben. Mesela bir orijin var. X Y ve Z orijini. Cisimde bir yerde buraya X Y ve Z'de şu kadar uzaklıkta bir nokta olsun burası. Yani x1 veya x2 diyelim. Başlangıç noktası x1 olsun. x2, y2 ve z2. Başlangıç noktası ise x1, y1 ve z1 olsun. Ben buradaki p partikülünün konum vektörünü yazmak istiyorsam x2 eksi x1 y2 eksi y1 z2 eksi z1 yazarak bunu söyleyebilirim. Tabi x1 y1 z1'in bulunduğu yer sıfır olmayabilir. Başka bir yerde olabilir. Eksilerine artılarına çok dikkat. İkinci konum eksi ilk konum. İkinci konum eksidir. İlk konum da eksidir. Ne olacak? Eksi 2 ikin, ikinci konum yani negatifmiş değeri. Diyelim ki. Birinci konumun bulunduğu yerde negatifmiş. O zaman diyeceksiniz ki x2 işareti negatif. Eksi genel bir ifade. Sonra ilk konum onun da işareti negatif. Eksi 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 olur. Gibi de söyleyebiliriz ama bu işaretler farklılaşabilir de. Demek ki konum vektörü öğrenmek gerekiyor. Sonra biz statikte kuvvet vektörleri falan gördük ama biz burada konumdan sonra hız ve ivmelere geçiş yapacağız. Şimdi bunu o yüzden hatırlamakta fayda var dedik. Şimdi ben konumdan sonra ilk yapacağım şey bulunduğu ilk konumla gideceği ikinci konum. Yani ne diyorum ben buna? Yer değiştirme veya displacement İngilizcesi. Arada da yabancı terimleri kullanmaya çalışıyorum faydası olsun diye. Hemen şöyle kitabınızdaki görseli paylaşayım ben. Evet, şimdi ilk başta P konumundaydık. Sonra cisim P üssü konumuna geçti. P üssü konumuna geçtiğinde ne olacak? Hemen dikkat edersek bir yer atladı. Yani delta S kadarlık yer değiştirme olduğunu görüyorum ben. Ne yapmış? S noktasından S üssü noktasına pozitifte de delta S kadarlık bir yer değiştirmiş. O zaman ben bunu yazacak olursam delta S eşittir ikinci konum S üssü eksi ilk konum olduğunu söyleyebilirim. Burada da yer değiştirmenin vektörel olduğunu görüyorum. Yani ne demek vektörel? Bir doğru bir doğrultu üstünde ise ben bunu vektörle ifade edebilirim. Değil mi? Mesela şu. Bir doğru. Bunun x, y, z'deki vektörü x, i, y, j, z, k şeklinde olur. Bu da doğrusal hareket olduğuna göre Demek ki konum neymiş? Vektörel bir büyüklük olduğundan dolayı kat edilen mesafeden farklı olduğunu görüyorum. Yani bir parçacığın yer değiştirmesi neymiş? Vektörel bir büyüklükmüş ve kat edilen mesafeden farklı. Şimdi bunu eğrisel harekette biraz daha iyi anlayacaksınız. Burada kat edilen mesafe pozitif bir skaler değer. Rakam yani. Parçacığın aldığı yolun toplam uzunluğunu veriyor. Kat edilen mesafe. Ama bu işte farklı durumlarda söylediğim gibi işte yer değiştirme kat edilen mesafeden farklı olması şöyle anlaşılabilir. Mesela diyelim ki benim partikülüm yer değiştirmesi bu kadar ama kat edilen mesafe bu kadar mı? Diyelim ki şöyle bir hareket yapsaydım ben. Bu kadar yer kat ettim. Ama yer değiştirmem burası. Demek ki kat edilen mesafe ile yer değiştirme yani ulaştığım son konum ile ilk konum arasındaki fark. Bu başka bir şey. Kat edilen mesafe başka bir şey. Ama şöyle söyleyebilirsiniz. Yani kat edilen mesafeyi yer değiştirme olarak kabul ediyorsanız zaten ikisi aynı şeydir. Ama ilk konum son konum açısından bakarsanız o zaman söylediğim gibi bunlar farklı farklı şeyler olacaklardır. Evet burada söylediğimiz gibi ee, biz ne yaptık? Konumumuzu tanımladık ve yer değiştirmemizi de belirledik. Yani buradaki yer değiştirme vektörel bir büyüklük ama dikkat edin kat edilen mesafe vektörel bir büyüklük değil. Bir eğriden gitmiş olabilirim ben. Vektör dediğin şey doğru. Yani burada bir sürü vektörler olabilir. Değil mi? Bunlar bir sürü vektörler. Sonunda da burası var. Ama yer değiştirmeye baktığımda başlangıç ve bitiş ikisi arasında şu kadarlık bir tek vektör var. Fark bu. Yani burada kat edilen mesafe pozitif bir skaler ve parçacığın aldığı yolun toplam uzunluğu demek. Öbürü ise skaler bir değer olmasının yanında artı doğrultusu da olduğu için vektör. Yani Tekrar edersek yer değiştirme vektör kat edilen mesafesi pozitif bir rakam. Yani şöyle söyleyebiliriz. Yer değiştirmeyi ifade ederken işte 3i artı 4i eksi 5k metre diyebilirsiniz. Ama e, kat edilen mesafesine 25 metre derim. Faraza söylüyorum. Gibi ifade edilebilir. Şimdi buradan geçelim hıza. Konumu anlattık. Konum ve yer değiştirmeyi. Hıza geçtiğimiz zaman hemen gene şöyle çizelim. Benim başlangıç noktam var. Gene doğrusal hareket yapıyorum. Ve bu konumdan diğer bir konuma geçiş yapacağım. Koordinatım s koordinatı. Bu sefer Birinci, birinci bulunduğu noktadan ikinci konuma yer değiştirme yapmışım. Delta S kadar. İşte bu yer değiştirmeyi ne kadar zamanda yapmışım? İşte bu zamanı devreye kattığımda karşıma hız çıkacaktır. Ve burada bulduğunuz değer ortalama değerdir. Yani son noktadaki hız değeri eksi ilk noktadaki hız değeri olarak söyleyebilirim ben bunu. O zaman bu ifadeyi kabul edecek olursak, yani ne demek bu? S eşittir e, v çarpı t ya da e, dinamik ifade haliyle hız ortalama ki average da diyebiliriz İngilizcesi v ortalama eşittir yer değiştirme miktarı ki bu neydi? vektördü. bölü fark zaman ve ortalama eşittir delta S bölü delta T ise burada diyorum ki delta T daima pozitif gibi düşünüyorum. Hızının hızın yönünü belirten delta S gene aynı yönde, gene pozitif. İşte böyle bir durumda örneğin parça sağa doğru hareket ediyorsa hızı da pozitif olacak. Koordinat bu yönde. Yani s'nin pozitif yönde koordinat. Hız da birinci burası, ikinci burası. Buradan buraya geliyor. Demek ki hız da pozitif. O koordinat ile aynı yönde. Buradan buraya geçseydi hız negatif olacaktı. Özellikle koordinat işlemlerinde buna dikkat ediyoruz. Ve Buradan baktığım zaman birimi ne olacak? Delta S dediğiniz uzaklık, uzunluk birimi ise metre bölü zamanda saniye cinsinden metre bölü saniye olur. Peki anlık bir duruma gidecek olursam yani bu ifade ortalama hızı verdi. Ben diyorum ki herhangi bir an için şu noktadaki hızım ne olur? diye söyleyecek olursam o zaman da bu hız aralıktır dikkat edin. Son konumdan ilk konuma arada bir delta t kadarlık bir zaman var. E bu delta t zamanı diyelim ki Üçüncü saniyede buradayım, 5. saniyede buradayım. 2 saniyelik bir zaman dilimi ya da daha geniş olsun. İşte sıfırdayım, 10. saniyede buraya gelmişim. 10 saniyelik bir zaman aralığım var. Ben diyorum ki 8. saniyede nerededir bu? Yani delta t'yi 8. saniyeye doğru gönderiyorum. Sınırlandırıyorum. Neye gitmiş oluyor o zaman bu? Diyebilirim ki v eşittir. Limit. Delta t sıfıra giderken değil mi? Geniş bir aralıktan tek bir rakama, tek bir anlık noktaya indirgiyorum o zaman. Delta t sıfıra giderken Delta S bölü delta T ise ne olacaktır bu? O zaman işte anlık hız ifadesine geçmiş oluyorum. O zaman V eşittir. Anlık olduğu için bu artık diferansiyel bir ifadedir. DS bölü DT olur. Yani burada delta t pozitif, dt de pozitif oldu ve burada bulacağınız hız artık o ana giden anlık hız ifadesi olur. Şimdi o zaman buradan şöyle bir ifade yazalım. Ben diyorum ki burada geldim başlangıç noktası. Orijin burası, başlangıç burası, bitiş noktası burası. Bu ikisi arasında hareket ederken ortalama delta s bölü delta t, anlık hız ds bölü dt ise ortalama sürati bulabilmek için yani toplam yol diye bahsettik ya biraz önce. Şimdi onu ifade edelim burada. Diyorum ki konum gene başlangıç orijinin burası. S koordinatım gene burası. Bu sefer P noktası burada. P üssü burası. Ama aradaki farka bakarsanız buradan buraya gitmiş. Şimdi delta S neresi olur? Burası olur. Burası delta S. Bakın negatifine doğru bir delta S var. Şimdi kat ettiğim yola bakarsam da kat ettiğim yol şöyle. Buradan başladım harekete. Hatta şöyle çizelim. Böyle gidiyorum. Bu yolu takip ettim ve sonunda P üssü noktasına vardım. P'den P üstüne kadar bakın kat ettiğim yol başka ama delta S burası. O zaman burada ortalama süratim daima pozitif bir skalerdir bakın. Niye? Şimdi sen vitesi taktın gidiyorsun arabanla. Belli bir hızla gidiyorsun ileri doğru. Bu hep pozitif bir değer. Bu ortalama sürat diyoruz. Yani şimdi şöyle bir şey var İngilizce'de. V Velocity S speed'den geliyor. Buradaki s konum ama onu karıştırmayalım. Bu s konum. Şimdi speed ile velocity arasında şöyle bir fark var. Birisi hız, birisi sürat. Yani burada benim dediğim şey ortalama sürat dediğim işte arabanızın sürekli ileriye doğru gidiyor olması. Mesela Türkiye haritasını düşünün. Şimdi kabaca Türkiye haritası böyle, değil mi? İşte Marmara bölgesi vesaire vesaire çok abartılı bir şekilde kabaca çizdik. Şimdi ben buradan Antalya'ya doğru gidiyorum. Ama Antalya'ya böyle gitmiyorum ki. Nasıl gideceğim? Diyorum ki ya ben önce bir İstanbul'a bir gideyim. Geri gittim bakın. Ama pozitif bir hızla geri gittin İstanbul'a. Sonra oradan geldim Çanakkale'ye. Hatta Marmara Denizi'ni de şöyle yapalım değil mi? Şurada bir de Marmara Denizimiz var. Buradan geldim kardeşim Çanakkale'ye. Hep pozitif hızla gidiyorum. Geçtim oradan. Yeni köprüyü bitirdik. Oradan geçiyoruz. Hep pozitif devam ediyoruz. Sahili kat ede kat ede geldim buraya. E şimdi koordinata bakarsanız pozitif yönü burası olsun. Ben hiç pozitif burada bir tek pozitif yönde gitmişim. Burada geriye doğru gitmişim. Burada dik gidiyorum. Alakası yok. İşte bu kat ettiğiniz yol o zaman aldığınız Hız yani o konuma ulaşana kadar alınan ve yapılan hız pozitif. Ama buradaki e, bizim velocity olarak ifade ettiğimiz şey yani süratle hız arasındaki farklılık buradan ortaya çıkıyor. İşte hız dediğimiz şey vektörel bir ifadesini de gösteriyor. Sürat ise sürekli ileriye doğru gitmişsiniz ama koordinata göre başka başka yerlere gitmişsiniz diye de kabaca söylenebilir. Şimdi burada ortalama sürat daima pozitif bir skaler ise o zaman ben burada toplam yol için ki buna S toplam diyelim. S toplam yolun geçen delta T zamanına oranı yani ve m diyelim. Bu da nedir? Ortalama sürattir. ST bölü delta T olur. İşte bu bizim ortalama süratimiz oluyor. Ama delta S'ye bakarsanız bu kadarlık yer ST'ye bakarsanız onun 2 3 katı daha uzun halbuki. Buradaki elde ettiğim e, ifade ortalama süratim. Diğer tarafta delta S'ten bulduğum ise ortalama hız. Burası ortalama hızdır. Burası ise ortalama sürattir. Yani ne demekmiş demek ki Ortalama hız vektörel, ortalama sürat skaler. Buradan bunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Gelelim bir de ivmeyi izah edelim. Temizliyorum burayı. Evet, şimdi ivmeye baktığımız zaman Yine bir başlangıç konumu çizelim. Yine burayı şöyle hatta pardon şöyle daha düzgün olsun. Direkt şöyle Şöyle benim Orijinimi belirleyeyim. Şurası O noktası. İlk başlangıçta burası V hızıyla gelmiş olduğum nokta. İkincisi V üssü hızına hızımı çıkartmışım, değiştirmişim. Ve burası gene S konumu olarak devam ediyor. İşte buradaki parçacığın ve P üssü gibi iki noktasındaki hızı biliniyor. Ve delta t zaman aralığında bu hızda bir değişim var. V hızından V üssü hızına geçmişim. İşte o zaman ben bu aralık için şunu yazabilirim. Diyorum ki aynen konum ifadesindeki gibi delta V eşittir. V üssü eksi v ise bu sefer a ortalama ivme ortalama ivme eşittir delta v bölü delta t aynen konumdaki gibi ise ben burada anlık bir ivmeye gitmek istiyorsam ne yapacağım? Hemen limitini alacağım. Yani a eşittir. Limit delta t gider sıfıra. O ana ulaştım şu anda. Ne olacak? Delta v bölü delta t. Tabii şöyle parantez koysak daha iyi olur. Dediğimizde ne olacaktır bu? Anlık ifade yani D'li ifadelere geçeceğim. Diferansiyel ifadelere. A eşittir. Dv bölü dt. Olduğunu söyleyebilirim. Biraz önce ne bulmuştum? V eşittir. Ds bölü dt olduğunu söylemiştim. Anlık hızın. Anlık ivme dv bölü dt, anlık hız ds bölü dt ise, o zaman ben v yerine ne yapmış olacağım? Gene aynı şekilde s'den bir ifade daha koymuş oluyorum. Yani v'nin bakın gene e, diferansiyel işleminin yaptığını görüyorum. Burada zaten birinci diferansiyel var. Bir daha diferansiyel işleme tabi tutarsam ne olacak? Ds'in ikinci kere diferansiyel işleme tabi tutulması olacak. O zaman buradan ben ivmeyi konum cinsinden yazarsam a eşittir d kare s bölü dt kare yazarsam buradan o zaman Başka bir ifadeye daha ulaşmış olabilirim. Şimdi burada bundan hareketle şunu yazabilirim. Yani ne demek bu? Ee, a ifadesine baktığınızda v çarpı dv a çarpı ds'e gittiğini görmüş olurum. Yani aslında benim birinci ifadem bu. İkinci ifadem bu. Üçüncü ifadem de burada düşünün. ds bölü dt yazdığımı ama bir daha dv'sini aldığıma göre o zaman da a çarpı ds eşittir v çarpı dv olur. Bu da benim buradan hareketle çıkarttığım diğer bir denklemim olur. Şimdi bunlar en temel ifadeler ve birçok ifade de buradan hareketle ortaya çıkıyor. Yani ne demek bu? Biz bunları bazı temel denklem olarak kullanacağız demek. Mesela ivmenin hıza ve zamana bağlı olan denklemi. Gene hızın konuma ve zamana bağlı olan denklemi bir de zamansız hız denklemi diye bir şey söylüyorduk ama ne diyelim buna? Zamanın olmadığı ivmenin hızın ve konumun birbirlerine göre bağımlı olduğu bir başka e, durum daha karşımıza çıkmış oluyor. O zaman ben gene şöyle e, ivme durumunu tarif eden kitaptaki görseli çizmek yerine paylaşı vereyim. Evet şuraya baktığımız zaman burada sol tarafta koordinat yönünde birinci konumdaki, P sonra P üssü. Hızımız V idi. V üssüne giderek hızı değiştirdim. Bu ne oldu? İvmelenme oluyor. Yani hızlanma diyoruz biz buna. Pozitif ivme. Ya da İngilizcesi zaten A oradan geliyor. Neydi o da? Acceleration. Sonra buraya baktığım zaman aslında P P üssü ama Yavaşladığını görüyorum. Yani gene aynı yönde gidiyorum, ama yavaşlıyorum. Yavaşladığım için ivme ters yönde gibi söyleyebilirim. Buna da e, yavaşlama e, ivmesi veya ne diyoruz? İngilizcesi de deceleration olarak geçiyor. Şimdi hem ortalama hem de anlık ivme pozitif ya da negatif olabilir. Hız sabit olduğunda ivme sıfır. Bu önemli bir ifade. Hız sabitse ivme sıfır. Hemen yapıştıracaksınız. Ve birimlerine baktığınız zaman da... ...konumun karesinden geliyor. Aşağıda da zamanın karesi var ama... ...hız cinsinden yazarsam ne oluyor? Ee, hızım neydi? Metre bölü saniyeydi... Buradan bir daha saniye geliyor. Metre bölü saniye kare. Burada da e, konum cinsinden yazılıyor ama bunu dönüştürdüğünüz zaman gene buraya gider. Demek ki ivmemizin birimi de ne olacak? Metre bölü saniye kare şeklinde söylenmesi gerekir. Şimdi gelelim sabit ivme konusuna. Biraz önce ne dedik? Bakın hız sabitse ivme sıfır, ivme sabitse buradaki denklemlere dikkat edin. Buradaki denklemler diferansiyel denklemdir. Yani değişken. Ben bunu çözebilmek için ne yapıyorum şu denklemleri? Hemen şöyle yapalım mesela. A eşittir dv bölü dt. İntegral alıyorum, değil mi? Neye dönüştü bu denklem? Şunu yazacak olursam, integral a dt eşittir integral dv. dt'ye göre integre ederseniz yani a ifadesi t cinsinden olmalıdır çözebilmeniz için. Çözdüğünüz zaman ne olacaktır? a dt dt'si gider a çarpı t kalır burada da integral dv'den d'yi götürecektir v kalır yani a çarpı t eşittir v olur değişken durumda sabit durumda ne olur sabit durumda ac haline gelir zaten integralin dışına çıkar o zaman a çarpı dt olur dt'nin türevini şey integralini aldığınız zaman zaten t olur dv'nin integralini aldığınızda v olur demek ki A sabit olduğu zaman klasik şu ifade çıkar karşıma. Nedir o? A çarpı T eşittir V. Değil mi? Peki ben eğer bir ilk hızım sıfır değil de başlangıçta bir V hızım varsa o zaman ben bunu ona eklemiş isem yani V eşittir. Başlangıçtaki bir V hızım varsa V sıfır artı A sabit C yazıyor kitapta. A constant yani. S de diyebilirsiniz. Sabit ivme çarpı T. Çok eskiden beri kullandığımız temel denklem yani. Neymiş? Eğer bizim bir ilk hızımız varsa ulaşacağımız son hız eşittir. ilk hız artı sabit ivme çarpı t. Bakın ivme sabit değil ise bu formül kullanılmaz. İvme sabit değil ise bu formül kullanılır. Mesela a eşittir 3 t kare artı 4. O zaman integral 3 t kare artı 4 dt eşittir. integral dv yazarak çözümleme yapacaksınız. Ama ivme diyelim ki 5 metre bölü saniye kare olarak verildi size. Zaten bağırıyor ben sabitim diye. O zaman direk aşağıdaki ifade yani v eşittir ve 0 artı 5 t denklemi kullanılır yani burada ne diyoruz ee, işte a VDV v ya da a dv bölü dt v eşittir ds bölü dtler vesaire vesaire eğer bunların hepsi sabit ise karşımıza bu ifadeler çıkacak sırayla. Şimdi onları yapalım. Evet, şimdi burada biz denklemlerimizi bir toparlayalım. Ne yaptık ilk başta? Hemen tekrar edelim. Çıkarttığımız ifade şuydu. integral ilk hızdan son hıza dv eşittir integral sıfırdan t'ye kadar t zaman aralığında sabit ivme ise çarpı dt Evet. Bu şekilde yazdık. Ac sabit olduğu için integral dışına alındı. O zaman e, ne olacak? Son eksi ilk yani denklemi düzeltecek olursak e, v eksi v sıfır eşit olmalı. Ac zaten ne oldu? şey dışına çıktı. Ac çarpı e, dt'mizde ne oldu? t eksi 0 oldu. Yani t oldu. Buradan da denklemi düzelttiğimizde söylediğimiz gibi v eşittir. v 0 artı sabit ivme ac çarpı t ifadesi çıkmış olur. Evet, şimdi burada bakalım sabit ivmede hız işlemini tamamlamış olduk. Geliyoruz zamanın fonksiyonu olarak konuma bakmaya. Zamanın fonksiyonu olarak konuma baktığımız zaman yani e, ne demiştik ona hemen yazalım. Bu ilk işlem t eşittir 0 olduğunda s eşittir s 0 ise diyelim. Sonra ne vardı elimizde? v eşittir ds bölü dt ve bir sabit ivme olduğunda ne bulduk biraz önce? Onu yazıyorum hemen. v 0 artı sabit ivme çarpı konum. Ay konum diyorum hız ve şey zaman. Çarpı zaman diye buldum zaten. Değil mi? E ben bunu integre edeceksem o zaman buradaki işlemi entegrasyonunu yapacağım demektir bu. Yani v ds/dt ise ben iki tarafın integrasyonunu yaparsam şöyle ne olur DS'i yalnız bırakıp DT'yi bu tarafa atacağım yani. O zaman DS yalnız kaldı. Başlangıç S0 oldu. Gittiğimiz yer S. Nedir DS? Eşittir karşı tarafta V var. V neydi? V0 ACt'ydi. Yazalım integral tabii ki ve 0 artı sabit ivme çarpı t idi. Bunu ne yaptık burada? dt ile çarpıyorum. Çarpı dt olacak olursa buradan ne gelir? s eksi s0 gelir mi? İse eksi s 0 eşittir. Bakın ne oldu? Burada ac sabit için bunu iki ayrı şey yapabilirsiniz. v 0 var bir de ac yani v 0 dt bir de ac dt var. Şimdi v 0 dt olunca v 0 sabit dışarıya çıktı. dt'den t geldi. Yani v 0 t oldu orası değil mi? V sıfır çarpı T. İlkin integrasyonu yapıldı. Tabii ki bu da nedir? Sıfırdan T'ye kadar. Öbür tarafta AC çarpı T çarpı DT var. AC dışarı çıktı. Artı AC çarpı. Ne var orada? T çarpı DT var. T'nin integralini alırsam T kare bölü 2 yapar mı? bölü 2 yapar. O zaman bu denklemi düzeltirsem ben konum denklemi haline getireyim şimdi. S eşittir. Başlangıçtaki konum S0 artık o neyse. Artı ve 0 t artı 1 bölü 2 ac yani sabit ivme çarpı t kare. Alın size sabit ivmeli ikinci formül. Yani zaten lisede, misede genelde sabit ivme, ivmesi neyse diyor. Değişken ivmeli e, ifadelerle uğraşılmıyordu. Şimdi ivme sabitse bu formülün nasıl çıktığını gördük. Sabit değil ise bu sefer bunu yapmıyorsunuz. Sabit değil ise zaten direkt bu denklem kullanılıyor. Burası. Neyse o denklemi integre edeceksin. T'ye göre. T'ye göre değilse T'ye göre yapacaksın önce. Burada da diyelim ki konum, hız ve zamana bağlı ifadeler. Gene ivme sabit değil ise neyi kullanıyorum? Gene bu denklemi kullanıyorum. İvmenin sabit olduğunu bildiğim zaman o zaman dönüştürmüş olduğum şu denklemi kullanabilirim. Yani e, Yukarıda konumsuz hız ivme formülümüz var. Aşağıda konum hız zaman formülü klasik formül sabit ivmeli. Şimdi bir de ne var? Konumun fonksiyonu olarak hızın ifadesi. Yani zamansız hız formülü. O zaman burada da diyebilirim ki S eşittir S sıfır. V eşittir V sıfır olduğunu düşünürsem ve genel formülü ne çıkarmıştım? VDV ADS Bunu çıkartmıştım. E peki ben burada bunun integrasyonunu yaparsam ve sıfırdan V'ye S sıfırdan S'ye integre ettim. Ne olacak burada? Bakın, v D, V cinsinden zaten. t cinsinden yazmama gerek yok o yüzden. Ne olur burası? v kare bölü 2 olur mu? Böyle 2 eksi ve 0 kare bölü 2. Değil mi? Sonra buradaki a ac tabii ki. Ac integral dışına çıktı. Ac Sonra ne oldu? S kare bölü 2 Eksi S sıfır kare Bölü 2 Şeklinde de Yazılabilir. Tabi burada Ac çarpanı olduğu için Ne olacak? Burada 1 bölü 2 Parantezine alacaksınız. Eee Buradaki 1 bölü 2 parantezi götürecek birbirini. V kare eksi ve sıfır kare şeklinde kalacak. Evet. Bu şekilde yazabilirsiniz. Ve ondan sonra bunu düzenlediğimizde ne olacak? Klasik V kare eşittir ve sıfır kare. artı 2 çarpı AC çarpı S eksi S sıfır kalır. Bu da bizim klasik zamansız hız formülümüz olur. Evet. Şimdi bütün formülleri çıkartmış olduk. Ee, buradan hareketle de e, bir uygulama yapalım birazdan. Pardon hemen şurayı düzeltelim. Burada niyeyse s bölü 2 yazmışız. Halbuki yok değil mi? Burada s olmadığı için şunlar yok. Şurayı düzeltelim yanlış olmasın. Evet. Tamam. Ne oldu? A dışarı çıktı. Önce S olacak. Eksi S sıfır olacak. Tabii ki bunlar yok. Yanlış yazmayalım. Bir anda V'ye bakarken onu da sanki öyleymiş gibi yazdık. Tamam. Bunu da bu şekilde düzeltmiş olduk. Yani S eksi S sıfır oldu. Ne olacak? 1 bölü 2 de bu tarafa geçince bu denkleme ulaşmış oluyoruz diyelim. Burada bir de şunu hatırlatmakta fayda var. Bazen anlamıyor arkadaşlar. Burayı çıkartırken yaptığımız şey neydi? A eşittir dv bölü dt. Yani dt'yi çekersek v dv olur. Şuradan. Yani a eşittir dv bölü dt dedik. dt'yi çektik. dv bölü a şeklinde olur buradan hemen yazarsak diyelim ki bir saniye dt eşittir dv bölü a diğer taraftan da neydi v eşittir ds bölü dt yani v eşittir ds bölü dt buradan dt'yi çekersek D, S bölü V olur. Bunları eşitlersek D, V bölü A D, S bölü V Yani V, dv A, D, S. nasıl çıktığını da buradan göstermiş olduk. Yani hatırlatmış olalım dedim. Şuraları temizleyelim. Yani demek ki ivme sabit olduğu durumda bir skaler olarak verilmişse aksi halde ivme değişkendir. İntegralli formüller kullanılmalıdır. Diferansiyel denklemler. Ama ivme sabit olduğu söylenmişse işte buradaki üç ifade kullanılabilir. Bunu söylemiş olalım. Şimdi e, hemen kitabımızdaki bir soru ile devam edelim. Ben hemen paylaşayım. Bir araç verilmiş. Aracımız bu şekilde başlangıç konumundan s kadar mesafe uzakta. Arabanın hızı değişken olarak verilmiş. Yani... V eşittir 0.3 çarpı parantez içerisinde 9t kare artı 2t olarak verilmiş. Tabii ki hız olduğu için metre bölü saniye diyelim. Bir doğru üzerinde kısa bir süre hareket ettiğini söylüyor bize ve T birimi. T de burada zamanımız yani. 3 saniye imiş. Yani ulaştığımız yer 3. saniye. 3. saniye iken konumunu ve ivmesini belirlememizi istiyor. Şu anda sıfırda. Yani t eşittir sıfır için s eşittir sıfır ise T'nin üçüncü saniye olduğu durumda konum ve ivmesini bulmamızı istemiş bizden. Şimdi artık değişken olduğunu biliyorum. O zaman benim yapmam gereken şey nedir? Hız diyelim v eşittir ds bölü dt idi. Artık bunu kullanacağım. Sabit değil çünkü. Formülüm ne yazmış? 0.3 Parantez içinde 9 t kare artı 2 t ise ne yapmalıyım ben? Ben şimdi iki tarafı integre edeceğim. Bu değer v değeri yani. Şurayı ve şurayı integre edersem bu v olduğu için nereden nereye? S'de sıfırdan s kadar mesafede T'de ise sıfırdan T'ye kadar. T dediğim ne? Yani toplamda 3 saniye. O zaman ben DT'yi buraya atıyorum. Çözümlemeyi yapabilmek için. Denklem ne hale geldi? İntegral sıfırdan S'ye DS eşittir. Sıfırdan T'ye 0.3 parantezinde 0.9 t kare artı 2 t ve diğer taraftan da ne geldi? dt buraya geldi. Çarpı dt. Artık bunu bu şekilde integre edebilirim. Ne olacak? S eksi 0 olur. O zaman burası s'dir konum eşittir. Ne yapacağız bunu? 0.3 zaten integral sabiti olarak dışarı çıkar. 0.9 t kare. t küp bölü 3 yaparsam değil mi? t küp bölü 3 yaparım. Tabii ki burada 0.9 yazmışız. 0.9 değil. Orayı düzelteyim hemen. Orası 9 değil mi arkadaşlar? Evet. Burası 9t kare artı 2t. 9t kare artı 2t. Evet t küp bölü 3 ise 0.3 parantezinde 3t kare olur orası. Yazalım. S eşittir 0.3 pardon t küp. Ee, 3t küp. Sonra neydi? 2t. 2t kare bölü 2 yapacak yani t kare kalacak. Artı t kare. Nereden nereye? 0'dan t'ye dediğimiz zaman bunu çarptığınızda ne olur? 0.9 t küp artı 0.3 t kare 3 t kare oldu t'nin 3 olduğu zaman için. Bakın burada dikkat edilmesi gereken husus. T nasıl olsa 3 verilmiş deyip hemen başlangıçta yerine 3'ü yazan arkadaşlar olabilir. Yani 9 çarpı 3'ün karesi artı 2 çarpı 3. Tamamen sabite dönüştü zaten bu. Böyle bir şey yapılmaz. O tamamen yanlış. İntegrali alıp bitiriyorsunuz. Bittikten sonra ne yapıyorsunuz? 3 rakamını öyle koyuyorsunuz. Yani burada bu işlem bitti. Ondan sonra 3'ü yazıyorum yerine. Yani S eşittir. Ne olur? 0.9 çarpı T'yi şimdi yazıyorum yerine. 3'ün küpü. Sorunun en başında yazıp da sabittir deyip yapmıyorum. O zaman tamamen yanlış bir şey bulursunuz. Çünkü sabit sayının integralini almaya çalışacaksın. Halbuki sabit değil. O aralıktaki o zamanı soruyor. Yani anlık konuma gitmiş oluyorum. Önce o aralık ifadesini çözüyor burası. Bu anlık ifadeye ulaşıyorum. Hangi an için? T'nin 3 olduğu an için konum. Sonra koyuyorum yani bu ifade yerine. Artı 0.3 çarpı 3'ün karesi. karesi diyorum. Buradan ne çıkar? 0.33'ün karesi buradan 27 metre çıkmış. 27 metre kat edilmiş. 3. saniyeye kadar konum bu. Peki e, burada tabii önemli olan bir husus daha var. Bakın ds bölü dt yaparken burada dt'yi burada bırakmadım. Niye? V ifadesi ne cinsinden de t cinsinden de. İntegrali çözebilmek için t'yi buraya attım. Ama mesela burada ds t cinsinden olsaydı farklı konum verilseydi veya bir şey olsaydı diyelim ki burada öyle bir şey yok da yani ona göre integral operatörünü uygun yere atacaksınız ki soruyu çözebilin. İvme ifadesine bakalım. İvme a eşittir anlık ivme üçüncü saniyede dv bölü dt ise eşittir v değerimiz belli. Neymiş? 0.39 t kare artı 2 t. Bu zaten belli. Onu bir kopyalayalım oradan. Bu benim v ifadesi. Peki V'den önce ne var elimde? D bölü DT var. Sonra V gelecek. V geldi. Yani soru buna dönüştü. D bölü DT ama bu ifadeye göre. Yani T'ye göre bunu ne yapmış olacağız? Gene integre etmiş olacağız. Şimdi burada tabi a eşittir d bölü dt olduğuna göre o zaman ne yapıyorum? Bu d bölü dt türev işlemi demek. Yani a çarpı dt yapmıyorum bakın. a çarpı dt yapsaydım a bilinen bir a olurdu. İntegre etmem gerekirdi. Halbuki burada zaten t'ye bağlı ifade t'ye göre türevini al demek burası. Değil mi arkadaşlar? Bunu da üstünde durmuş olalım. O zaman diyorum ki 0.3 ile 9'u çarparsak ne yapar? 2.7 yapar. Çarpı t kare diyorum. Türevini alırsam 2 çarpı 2.7 t yapar. Yani 5.4 t mi olur? O zaman a eşittir. 5.4 t artı zaten 2 t'nin türevi 2 yapar. Tabi 2 bir de 0.3 vardı. Pardon 2 çarpı 0.3 0.6 yapar o zaman. 5.4 de artı 0.6. Şimdi bunu aldıktan sonra 3 rakamını yazıyorum yerine. gene başta yazıp da yapmıyorum işlemi. 5.4 çarpı 3. Değil mi? Bunun yerine 3 yazacaksınız. Artı 0.6. Buradan da ivmemiz. 16.8 metre bölü saniye kare olarak hesaplanır. Yani burada şimdi şöyle söyleyebiliriz. Verilen denklemdeki değişkenin cinsine göre bakın neye bağlı ifade varsa o ifadeyi integre edebilecek operatörün bulunduğu eşitlik tarafına veya işte aynı integrasyon içerisine bu denklem konulacak şekilde eşitliği düzeltiyorum, değil mi? Bakın burada ne yaptık? Dt'yi attık bu tarafa. Burada bırakmadık yani. Ona göre burası integre edilebilir hale geldi. Yoksa integre, integrasyon operatörü yok burada şu anda. Dt konacak ki çözülebilsin, değil mi? Ona dikkat ediyoruz. 16.8 metre bölü saniye e, kareye ulaşmış oluyoruz. Bir başka soruya geçiyorum hemen. Evet gene kitabımızdaki bu soruda bir merminin aşağıya doğru dikey olarak 60 metre bölü saniyelik bir başlangıç hız ile yazalım. 60 metre bölü saniye başlangıç hızı ile akışkan bir ortam içerisinde ateşlendiğini görüyorum. Yani düşünün mermi bu. Buradan aşağıya doğru sıvı içerisinde ateşlemişim. Burası hava ortamı. Buradan itibaren akışkan başlıyor. Aşağıda sıvı var. 60 metre bölü saniye başlangıç hızı ile ateşlenmiş. Mermimizin ivmesi yani bu ne diyelim? V0 diyelim buna. Mermimizin ivmesi ise aşağı yönde olduğu için negatif yön. Eksi gittikçe yavaşlıyor. Yavaşlayan ivme. Çünkü sıvı içinde gittiği için tabancadan çıktığından sonra gittikçe yavaşlayacak yani. Eksi 0.4 V küp şeklinde değişken bir ivmesi varmış. Bu ivmeye bağlı olarak yavaşlıyormuş mermi. Diyor ki T'nin dördüncü saniye olduğu durumda, yani ateşlendikten dört saniye sonra hız ve konumunu belirlememizi istemiş. Evet, burada bakalım ne yapacağız? Yine değişken bir durum söz konusu. Ama o zaman hemen gene ivmeden başlıyorum çünkü ivme değeri verilmiş. A eşittir. Neydi dv bölü dt? ise neydi a değeri? Eksi 0.4 v küp olarak verilmiş. Şimdi bakın ne cinsinden? v cinsinden. Şimdi e, dv bölü dt çözebilmem için dt'yi bu tarafa atmalıyım. a çarpı dt yapmalıyım. Diye düşünebilirim. O zaman ifade neye dönüşür? Yani A yerine zaten bunu yazdığıma göre dt eşittir. dv bölü eksi 0.4 v küp gibi bir şey olur. Yani şuradan yazarsak değil mi? Yazalım dv bölü eksi 0.4 v küp. Neredeymiş? Açlangıç hızı 60 metre bölü saniye. Sonra gittikçe mermi yavaşlayacak ve duracak. Sıfıra gidecek. Eşittir. Sıfırdan T'ye ne kaldı diğer tarafta? Bir tek DT kaldı. Şuraya bakıyorum çünkü. Bunu buraya aldım. DT bir tarafta kaldı. DT. Yani burada ne olacak? T olacak. T eksi sıfır. O da T'ye eşit. T eşittir. Ne oldu? Burada integralimizi alırsak. Hemen burada yazarsak ne olacak? Bir kere 0 eksi 1 bölü 0.4 sabit. Dışarı aldık. Integral sabit rakamı. Dışarıya alındı. Sonra ne kaldı geride? V küp kaldı. 1 bölü V küp yani. 1 bölü v küp dv olduğunu düşünün. Ne yapar bu aslında? 1 bölü v küp v üzeri eksi 3 dv yapar. Değil mi? Bir arttırıyorum. Ne oldu? v üzeri eksi 2 çarpı eksi 2 olur mu? Ama nerede? Ee, aşağıya geçiyoruz. Eksi olduğu için eksi 1 bölü 2. Yani bu şekilde düşünebilirsiniz ama tabii nasıl yapmak lazım? Hemen şöyle düzelteyim burayı da, şurayı bir alalım. Bir kere ne olacak? Ee, integral sabitimizi dedik, dışarıya aldık eksi e, 1 bölü 0.4. Ondan sonra ne olmuştu? V küptü, 1 bölü V küp ama eksi 3 yapar yani. Üzerine arttırdığınız zaman 1 bölü v kare olacak. O zaman eksi 1 bölü 2 de buradan gelecek. Yani 1 bölü 2 e, diyelim. Eksi şurada. Ondan sonra da ne yapıyoruz? 1 bölü v kare kalmış oluyor. Çarpı 1 bölü v kare. Nereden nereye? Şöyle yapalım. 60'tan V'ye kadar. Yani burada 0 demişiz. Ama biz tabi tam duracağı ana bakmıyoruz. O anda kaça düşeceğine bakıyoruz. O yüzden ona V yapayım. Aynen. Öbür tarafta yaptığım gibi. 60'tan V'ye kadar dedim. Sonra diğer tarafta da T kaldı. O zaman bunu düzeltirsek ne yapmış olacağız? 1 bölü 2 ve 0.4'ü çarptığımız zaman 1 bölü 0.8 yaptı. Bölü 0.8 Sonra 1 bölü ve kare Önce V'yi koyduk. Sonra 60'ı koyuyoruz. 1 bölü 60'ın karesi. Son eksi ilk yaptık yani. Eşittir T. Sonra buradan V'yi çekmeniz lazım. Yani V'yi yalnız bırakacaksınız. Ne oldu? Ondan sonra da t ile yani 0.8 t olacak önce. Sonra at, 1 bölü 60'ı öbür tarafa atacaksınız. Bölü içler dışlar çarpımı yapılacak. Sonra karekök içine alınacak değil mi? Buradan da v eşittir. 1 bölü 60'ın karesi artı ne yapıyor? 0.8 t oradan gelecek. 0.8 t kök içinde. Metre bölü saniye. Dördüncü saniye için t yerine 4 yazacaksınız. t eşittir dördüncü saniyede hız ne oluyormuş? Buradan v eşittir. 1 bölü 60'ın karesi artı 0.8 çarpı 4 kök içinde. 0,559 metre bölü saniye. Yönü nasıl? Aşağı doğru. Hız bulunmuş oldu. Konuma bakacak olursak bu sefer hız ifadesi belli. Bakın hız ifadesi bu. Hız ifadesini getirip 0.559 diye düşünmeyin. O dördüncü saniyedeki anlık hız. Ama hızın genel ifadesi bu. Hızın genel ifadesi bu ise V eşittir ds bölü dt değişken denkleminde v'yi yerine yazıyorum. Neymiş o? İşte o değer. Kök içerisinde 1 bölü 60'ın karesi artı 0.8t ise dedik. Hemen ne yapacağız? ds dt. Burada gene integral alıyoruz. Yani integral alırken gene aynı şey yapıyoruz. Dikkat edin. Bu dt ne yapılacak? Bunun yanına gelecek. O zaman yazarsak integral sıfırdan s'ye kadar ds ise dt öbür tarafa gitti. Sıfırdan t'ye kadar ne oldu? Kök içerisinde veya kök yerine şey yazalım. 1 bölü 2 yazar üzerine. 60'ın karesi artı 0.8 t üzeri eksi 1 bölü 2 Aa, burada şöyle yazsak daha iyi. Ben burada kök olarak gösterdim ama eksi 1 bölü 2 olduğunu buradan anlatmak şey değil. Şöyle yapalım daha doğru olsun. Çünkü böyle hatalı olacak. Evet. Üzeri eksi 1 bölü 2 diyelim. Daha doğru. Evet. Burası da gene aynı şekilde. hatalı yeri düzeltmiş olalım. Gene eksi 1 bölü 2 yazalım. Evet. 0.8 t üzeri eksi 1 bölü 2. Tabi bir de ne geldi? Öbür taraftan dt'yi buraya attık. Şimdi artık ne yapabiliriz? E, i̇ntegralini alabiliriz. O zaman burası s olur. Burada 1 bölü 60'ımız var. 0.8 var. buraya baktığınızda 1 bölü 60 karesi zaten sabit. Bir tek 0.8 ile eksi 1 bölü 2 kalacak. Eksi 1 bölü 2'yi başa getirirseniz ne olur? 2 olur. Ters dönüyor. O zaman 2 bölü 0.8. S eşittir. 2 bölü 0.8. Yaptı. 1 bölü 60'ın karesi Artı 0.8 t. Üzeri de bir kademe yükseldi. Eksi 1 bölü 2 artı 1 ne yapar? Artı 1 bölü 2 yapar. Nereden nereye? Sıfırdan t'ye. Şeklinde olur. Buradan da s eşittir. 1 bölü 0.4 yapar burası. 1 bölü 0.4 Buna parantez içinde 1 bölü 60'ın karesi artı 0.8 t t üzeri 1 bölü 2 oldu artık. Eksi bir de ne gelecek? 1 bölü 60. Yani sıfırdan t'ye oldu. Sıfırdan t. Bu ne oldu? Son eksi ilk. Yani bu t'li olanı sıfır olunca da bu gitti. 1 bölü 60'ın karesi 1 bölü 2 olduğu için 1 bölü 60 kaldı. Deriz. Bu da s denklemi oldu. t eşittir 4 için s ifadesine baktığımızda 4.43 metre gidebiliyormuş. Bunu görmüş olduk. Evet, bir soru daha yapalım. Burada ise e, sabit ivmeli bir sorumuz var. Hemen şuraları bir temizleyelim. Bir asansör verilmiş. asansörümüz bu şekilde. Bir asansör burada 15 metre bölü saniye ile yukarıya doğru çıkıyormuş. Yani söyleyelim. V hızı bakın burada yukarıya doğru çıkma hızı 15 metre bölü saniye imiş. Konum hangisi? Şuradayız. Yukarıya çıkıyoruz. Ve taşıyıcı kablo yerden 40 metre yüksekteyken kopuyormuş. Yani tam buraya geldim. 40 metreye ulaştım. SA eşittir. 40 metre oldu. Burası yani. Burası da A noktası. Asansör halatı kopmuş. Ama tabii çektiği için ve belli bir hızı olduğu için biraz daha yukarıya doğru gitme enerjisi var gidecek. Sonra ne olacak? Yer çekiminden dolayı duracak. Sonra geriye doğru gidecek. Burada diyor ki 40 metre yüksekteyken kablo kopuyor. Asansörün ulaştığı ki burası B noktası. SB yüksekliğini yani buradan itibaren ki yükseklik buna SB demiş kitap. SB yüksekliğini ve yere çarpmadan hemen önceki hızını belirleyin. Yani ne oldu? 15 metre bölü saniye hızla yukarı doğru gidiyordu. Halat koptu. Biraz yükseldi. Ondan sonra geriye gelip çarptı. Tam çarpmadan önceki burası da C noktasıymış. E, hızını belirleyelim diyor. Bütün bu süre boyunca asansörümüz hareket halindeymiş. Yer çekimi ivmesi 9.81. Hava direnci vesaireleri ihmal edeceğiz. Yer çekim ivmesi 9.81 olduğuna göre artık bu sabit ivmeli bir probleme dönüştü. Basit yani. O zaman A ile B işte B ile C arasında veya A ile C arasında denklemlerle ilk nokta son nokta işlemi yaparak gidebilirsiniz. Bizim buradaki ilk hızımız neydi? VA. VB son hız. O zaman VB kare son hızın karesi eşittir VA kare i kızın karesi artı 2 ax değil mi? 2 sabit ivme a c çarpı sb eksi sa olur. Vb'miz ne olması lazım? Gitti 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 duracak. Yani burası sıfıra gidecek. Sıfır. VA ne kadarmış hızımız? 15 metre bölü saniye. 15'in karesi artı 2 A 981 metre bölü saniye tabi. Onlara dikkat edin. Bu da metre bölü saniye kare tabii ki. Sonra son konum eksi ilk konum. SB eksi 40. Yani nereye ulaşmışız? Burada da 40 metre SB eksi SA yani. SB eksi 40 metre. Buradan ne kaldı bilinmeyen bir tek SB var. O zaman buradan SB'yi çekerseniz onun 51.5 metre olduğu bulunur. Yani asansör halatı kopunca toplam ne yapıyormuş? 40'tan 51 yani 11.5 metre daha yukarı gidip duruyor. Sonra terse doğru, aşağı doğru kaymaya başlıyor. Sonra ne demiş bize? Tam yere çarpmadan önceki hızını. O zaman ben son bu B noktasındaki konumu buldum. Buradan buraya gideceğim. Yani B'den C'ye gideceğim bu sefer. Son konum nedir? VC kare. Ve B kare. Gene 2AC. Gene yer çekimi inmesi. Bu sefer son konum nedir? yere kadar. Yani SB eksi SC. Evet hemen onu da yazalım. 2AC ne dedik? SC eksi SB. Kitapta bunu yanlış yazmış. Onu düzeltirsiniz. Kitapta SB eksi SA yazmış. Halbuki SC eksi SB olması gerek. Evet. Bunu yazdığımız zaman Vc'miz ne olacak? Bu sefer bulmamız gereken bir hız var. O. Vb neydi ilk başta? Sıfırdı. Ta en tepeye yükseldiği andaki hızıydı. Sıfırdı. O zaman direkt 2 çarpı 9.81. Tabii ki burada şunu unutmayın. Yer çekimi ivmesi her zaman aşağıya doğrudur. Yani eksi 9, 81. Yukarıda da mesela onu ha pardon onu yazmayı unutmuşuz. Yukarıda da tabii ki bu eksi 981 olması lazım. Zaten aynen eksi olunca o zaman bu böyle pozitif çıkacak. Evet. Sonra burada dedik ki iki çarpı eksi 981 Sonra ne var elimizde? SC eksi yani son konum neymiş? Sıfır. İlk konum ne? Eksi son konum eksi ilk konum. İlk konum da 51.5. Bulduk biraz önce zaten. Buradan da VC karekökünü alırsanız tabii ki 31.8. metre bölü saniye çıktığını görürsünüz. C noktasında tam çarpmadan önceki hız. Sonra bize ne sorulmuş? Başka da bir şey sorulmamış. Çarpmadan önceki hemen hız ve yükseklik. Ama kitapta bir farklı yöntemden de yani C'den B'ye değil de C'den A'ya giderek de bulanacağını göstermiş. Yani ne yapabilirdiniz o zaman? Vc'nin hızını arıyorum gene. Eşittir. Vb son bu noktadan değil de Va'dan gidelim. Va'nın karesi. Tabi bu zaman Va değerimiz var. 15. 15'in karesi olacak o zaman. Yani bunun birinci yöntem. Bu ikinci yöntem diyelim. Olsa. Sonra 2 çarpı Ac. Bu sefer de Sc. Yani 0 eksi olacaktı. SC eksi SA. 0 eksi 40 diyecektik bu sefer. Gene aynı sonuç çıkardı. Diye de söylemiş olalım. Evet. Bugünlük dersimiz burada sona ermiştir. Bir sonraki dersimizde uygulamalarla daha sonrasında da düzensiz hareketle doğrusal kinematikte devam edeceğiz diyelim. Evet. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar.